patates. Varoluşun boşluğuna düşmüşsün. Hiç tarzım değilsiniz zaten Umut Bey. Ben etik miyim? Sağdan sağdan geliyorlar. Bembeyaz kuğu gibi boynu vardı. Tabii. Abi o zaman şu Vesu da oldu. Yüzsün kuğu gibi. Aynen. Ben Serpil gibi düşünmüyorum. Bilginiz olsun dedim. Ben gotik değilim ya. Tanrı aşkına benim nerem gotik? Lokum gibisin. Şimdi haberler demek geliyor içimden. Hep bir o ciddi havadasın. Aygün, ben böyle konuşacağım seninle çünkü sen hiç anlamadın beni. Yani. Ya olağanüstü saçma. Aa, altına bir şey giymeyi unutmuşsun. Anlamadım. Altına bir şey giymeyi unutmuşsun herhalde. Evet, unuttum canım. Benim de ninem derdi ki derdine deva olmayacağınız derdi dinlemeyin. Sen bir derssin şu anda, hiç deva olamayacaksın. Hey, siz ne yapıyorsunuz burada? Serpil hata yaptı. Senin amacın herkesi bu şekilde fitilleyip tek tek göndermek. Ben seni hiç mutlu etmeyeceğim. Bence fazlasıyla yanılıyorsun. Şu an duvara çarptım bence. Siz hiç yanlış yapmadınız diyecek. Kimsin sen? Sevmeye devam et abi o zaman. Hadi bay bay. İki defa sadece yaşına göre giyindin. Onun haricinde full babaanne kıyafetleriyle görüyoruz seni burada. Yok, ben o alanlara girmem. Ben terbiyesiz değilim. Ayaklarım böyleyse giyme. Giyerken. Sakla onu. Ya lütfen, ben onun yorumunu dinlemek istemiyorum ya. Medya ne oldu? Ay yok, sinirim bozuldu. Sadece sinirim bozuldu. Kendime çok kızgınım. O kadar. Yoksa ona söyleyecek hiçbir şey yok zaten. Şu konuşmaya bak ya. Ya söylemeyeceğin halinde bunu mu söyleyecektin? Hakikaten beni eleyin. Ben istemiyorum ya. Hayır, istemiyorum. Bundan sonra neyse olsun. Gidiyorum. Hayır, 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 gidiyorum. İki Müge, tane kız senin yüzünden Müge, elendi gel. Kardeşim. Bu yarışma bu kızın üstüne kurulduysa eğer, o zaman hep Müge, biz gidelim buraya. Müge, gel buraya. Müge. Olur mu yani böyle ya? Kendisi saygısızlık yapıyor. Ne olur mu ya? İki tane kız gitti bu kızın yüzünden ya. Hayır, ben burada kalmayacağım. Thank you.
merhabalar. Bu tarz benim diyebilmek için ekran karşısında sizler yerinizi aldınız tahmin ediyorum. Çünkü artık herkes bu tarz benim diyebilecek kadar ipuçlarını almış durumda. Jüri üyelerimizden, yarışmacılarımızdan herkes kendini bir anlamda moda konusunda ya da tarz olmak konusunda geliştiriyor. Gerçi Cemil İpekçi der ki, moda olmakla tarz olmanın hiçbir alakası yoktur. Önemli olan kendi karakterinden, içinden gelen renkleri birleştirebilmektir senin tarzını yaratan. Ama işte modaysa, tabii orada bir noktaya basmak lazım. Basın. Hep söylüyorum, uyumsuzluk içinde uyumu yakalamak çok önemli. Bu da buradan söyleyeceğim bir mesaj olsun. Uyumsuzluk içinde uyumu yakalayabilmek için ilk önce beynini giydirmen lazım. Önce beynimizi giydiriyoruz. Beyni giyinirse onu yakalar. Bir de dillerini giydirenler var da onlar dille kızlarımız. Giydirecek. Evet. Öncelikle her gün bu konuda da çalışıyoruz. Efendim işte bizden bugünlük böyle diyeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Neşeli güzel bir gün olsun size ve iyi bir yayın olsun bizlere. Koko bu ne kıyafet böyle? Beğendin mi? Beğenmek kelime mi? Bu nasıl bir şey? Çok zor bir şey. Bir ayağa kalksana görelim seni. Tabii tabii. Uzay yolu gibisin ve Koko çok mutlu. Çok güzelsin. Vücut mücevheri gibi. Aynen gerçekten böyle bir şey ya böyle taşınır ancak. Takıp bakayım yani. Muhteşem. Koko mutlu olduğunda bir de böyle dans ediyor. Bu? Böyle. Nedir kardeşim ya ne işçilik. Beğendiniz mi Cemil Bey? Öldüm bittim bayıldım. Acayip bir şey değil mi? Çok yakışmış bir yani, içim su. Şahanesin. Teşekkürler. Hazırsınız tahmin ediyorum yorumlara. Ekran başı da merak ediyor. Artık hafta sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kızlar çok çok heyecanlılar. Bugün dünkü sınavı geçebilmek zorundalar. Acaba daha fazla yıldız toplayabilecekler mi? Hafta sonuna koruma altında kim girecek? Birçok soru var, birçok cevap var. Hepsini birazdan öğreneceğiz. İşte kızlarımız ve bu tarz benim başlıyor.
olursa sen bir adım gelebilirsen yazarım söylerim nasıl bir son istersen tuzlarım çözülür gül yüzünü göstersen aşkı bir dinlesen varsa sen yoksa sen bir adım gelebilirsen yazarım söylerim nasıl bir son istersen tuzlarım çözülür gül yüzünü göstersen aşkı bir dinlesen varsa sen yoksa sen yoksa sen bir adım gelebilirsen yazarım söylerim nasıl bir son istersen tuzlarım çözülür gül yüzünü göstersen aşkı bir dinlesen varsa sen yoksa sen bir adım gelebilirsen yazarım söylerim nasıl bir son istersen tuzlarım çözülür gül yüzünü göstersen. Şöyle bir baktığımda bu tarz benim kızlarının gerçekten her birinin kendi içine çiçek açtığını, her geçen gün çok farklılaştıklarını görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Jüri ne der bilmiyorum ama bugün yine bence bir aşama kaydettiğiniz gözlemleniyor. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum ama duruşlar değişmiş. Bilmem fark ettiniz mi? Efendim hepiniz bu tarz benim 4. gününe hoş geldiniz. Show TV ekranlarında. İlk olarak Nazlı seni alacağım. Hazır mısın? Hazırım. Geleyim. Hadi bakalım bekliyoruz. Ateşe döner sönmekten sen gibi yaşamak kalpten bırak birim yeter ölmekten kaç git koş ve bırak sondur bu durak korkmam yine bitmekten sen gibi yaşamak kalpten bırak birim yeter ölmekten. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, biraz takaloç giymişsin de ne yapacağız? Takaloç çok rahat. Ya. Stiletto'dan çok çok daha rahat. Haklısın, katılıyorum. Yani şu anda ben yedek ayakkabı getirdim, az sonra değiştirebilirim. Zor bunların üzerine durmak. Evet, birkaç gün stiletto kullandım. Malum. Ayaklar bitti. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Seneler geçmiş. Evet. Çocuğum var. Aa. İşte bir tiyatro gösterisi olacak okulda. Tamam. Annesiyim, onu izlemeye gidiyorum. Ay ne kadar tatlı bir anne olmuşsun sen. Teşekkür ederim. Peki çok güzel. Dönme. Neden peki anne olmaya karar verdin? Renkten mi, etek boyundan mı nedir? Yani biraz daha böyle değişik hikayeler yazmak tamam. istiyorum buraya gelirken. O yüzden farklı bir şey olsun peki, istedim. Peki sende de var bir farklılık. Dön bakalım arkadaşların fark edecekler mi? İdil arkadaşın hemen elini kaldırdı, bekliyor. Evet. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Kendi yaşından büyük giyinişini böyle konseptlerle kapattığın için tebrik etmek lazım. Dün yaşına göreydin, ondan önceki gün yaşına göreydin ama bu kadarı sana fazlaydı, bence de haklısın. Gene kendi özüne dönmüşsün, gene o çirkin ayakkabılarını giymişsin. Neden bu ayakkabı? Niçin yani? Hep söylüyorum, rahat. O zaman biz de hep buraya patiklerimizle gelelim. Benim patiklerim de çok rahat. İyi de ben her gün sadece bunu giymiyorum ki. Yani değişiyor sürekli ayakkabı. Yani bir insan çirkin olduğunu bile bile neden böyle bir ayakkabı tercih eder? Hiç anlam ya veremiyorum. Ya ben bunu seviyorum. Bu tarz benim. Bu şekilde rahat ediyorum. Çok... Yarın da zaten sandalet giyeceğim. O zaman da farklı bir şey görürsün. Çok sıradan buldum seni. Çok basit görünüyorsun. Yani eleştiriye açık, eleştiri düzeyini alabileceğim hiçbir şey yok üstünde. Sağ ol, teşekkürler. Evet Buse. İdil'e kesinlikle katılıyorum. Artık böyle konsept aramaya başladın iyice. Farklı bir arayışa girdin. Çünkü sen cidden şu ana kadar yani program başından beri iki defa değil mi? İki defa sadece yaşına göre giyindin. Onun haricinde full babaanne kıyafetleriyle görüyoruz seni burada. O çantanı anlamlandıramadım bir türlü. Bilmiyorum yani o ayakkabılar sana defalarca söyleniliyor. Daha neden bu kadar ısrar ediyorsun? Bana Sibel Hanım dedi ki eğer sen bu ayakkabılarla rahat ediyorsan biraz daha özenli, biraz daha uygun biçimde giyin. Bir de öyle görelim dedi. Ben de stiletto'yla rahat etmiyorum ama giydim. Olabilir. Ben değiştirdiğimi düşünüyorum. Her gün bu ayakkabıyı giymiyorum. Hayır, uyumlu diyeyim, uyumlu diyeyim, uyumlu. Evet Ecem. Seni görünce... Şimdi haberler demek geliyor içimden. Hep bir o ciddi havadasın. Evet. Arkadaşlarıma katılmıyorum ama ayakkabıları bence kötü durmamış. Sadece çantanı sevmedim.
Çok aynılar. Bileğindekini de sevmedim, kapkara. Ciddiyet. Yani ben de böyle işte. Biraz beni de gelip izlersin sahnede. Biraz yaşımdan büyük falan filan. Olur mu? Tiyatroda gel beni de izle. Böyle tamam. Gelebilirsin. Tamam. Teşekkürler. Seve seve. Hadi bakalım, bekliyoruz gideyim seni. Gideyim ben artık. Yani ben ayakkabılara karşı o kadar sert yorum yapmayacağım. Fena durmuyor. Ben galiba bunların rugandalarını çok sevmiyorum. Rugandaları beter oluyor. Bu güzel. Yani kötü değil. Peki. Sonsuza kadar da stivettoyla ömür geçmez yani. Tabii canım. Bunların çok kötü yeri var. Biz onlardan... Ay gerçekten geçmez. Geçmez evet. Ya zaten geçmez. Geçmez yani. Seni de korumamız lazım. Lütfen geçmez ya. Yani bunlar fena değil. Ben haksız mıyım? Ben de aynı. Katılıyorum sana. Yani şimdi baktığın zaman çanta hariç. Evet. Çantada hakikaten hala bir yere oturtamadınız kendinizi. Çanta çok önemli bir aksesuardır. Yani çanta bir kadının elindeki mücevheri kadar önemli bir aksesuardır. Kullanmak için değil sadece. Maalesef daha çoğunuzda o çantada bir ilerleme görmüyorum. Çanta son avınan parça ya. Giyindin. Hani normal hayatta da öyle bir süreç var ya. Normal hayatımda çok çanta değiştirmem. Yani hep büyük bir çantam vardı. Kişisel bir şey evet. O senin kişisel hayatın. Ama hani en son çantayı alırsın ya. Evet. Ben bu yarışmada daha şunu göremedim. Mesela çok sade gelip, olağanüstü sade gelip, sadece bizi böyle çantayla şaşırtan bir yarışmacı daha olmadı. İdil yapıyor yahu. Hı? İdil yapıyor. Bazen oluyor. İdil ama kendi de çok hareketli oluyor. Yani evet, bana böyle dümdüz bir şeye gelip, hani öyle bir çanta getirse, İdil için demiyorum, herhangi birisi için diyorum. Yani son öpücük derler ya, son öpücüğü birisi kondursa harika olacak. Ama son iyi. Öpücük çanta mıdır, ayakkabı mıdır? Efendim? Son öpücük çanta mıdır, ayakkabı mıdır? Bana göre çanta. Çanta. Bana göre çanta. Yani son öpücük çanta. Güzel. Yani tenkit edilecek bir şey yok. Ayakkabı buysa budur. Böyle giyilir. Saçın falan da güzel. Beğendim ben. Teşekkür ederim. Ben de beğendim. Yani... Coco? Ben de beğendim ama biraz sade buldum. Ama kesinlikle çok iyi, çok daha iyi gidiyorsun bugün. Çok daha güzelsin bugün. Teşekkür ederim. Fena değil, beğendim. Sadece ayakkabılar stil sevmedim. Yani rengi çok güzel. Topuğunu sevmedin. Yok. Ön kısmı, platform. Evet, platform. Platform. Takalı uç işte. Peki, tarz mı değil mi? Tarz. Tars. Ben de Tars'ın diyeceğim. Teşekkürler. Tars. Teşekkürler. Evet, Kaptan Yıldız Nazlı. Sonunda. Hadi bakalım, tebrikler. Sırada Lidya var ve heyecanla bekliyoruz Lidya'yı. Hoş geldin. Hoş buldum. Vay vay, bu ne altındaki? Şort. Yanlarındaki ne? Yanlarındaki biri sana yok. Oy vermezse. Onlar yok. Ha yok, onlar onları yok. Görmeyecek yok. Miyiz? Onlar değil, vallahi aslında. Yok. Değil ki. Bence var, olsun. Olsun, kötü değil. Hani sana yıldız vermezlerse bunları açıp gösterirsin. Benim yıldızım zaten var diye. Nereye gidiyorsun böyle? Şimdi bir konsept yazdım. Bayağı yazdım. Dinliyoruz. Ben böyle yurt dışına çıktım Amerikalara. Böyle Kaliforniya'ya. Bavulumu kaybettim. He. Yarın gelecek ama hava çok sıcak. Benim üzerimde kalın şeyler vardı. Bir yere attım kendimi. Böyle akşamüstü. Şort aldım bir tane. Üstüme bir şey geçirdim. Tabii sinirim de çok bozuk. İşte kız arkadaşım var yanında ama onun da bedeni bana uymuyor. O yüzden bir yere girdim. Bir şeyler aldım hızlıca. Kız arkadaşımla bir şeyler içeceğiz. Ayakkabılarımdan da vazgeçmem dedin. Evet tabii hem de. Hem stilettosuz asla. Asla. Programın asla. Mottosu oldu. Stilettosuz asla. Ama ben çok seviyorum. Evet. Ya ben günlük hayatımda da gündüz de çok giyiyorum. Giyiyor musun gerçekten? Bende çok değişik farklı stilettolar var.
Hani gerçekten aşk yani. Süpermiş. Evet Lidya, iyi eğlenceler bu arada sana. Buradan şey butikten çıktım da şey bir de çorapçıya uğrayacağım. Ha, çorabın o yüzden yok. Ha, tamam peki. Oraya doğramam lazım. Buyurun Ecem elini kaldırdı, bekliyor. Lidya, aa, altına bir şey giymeyi unutmuşsun. Anlamadım. Altına bir şey giymeyi unutmuşsun herhalde. Evet unuttum canım. Belli oluyor. Tabii bunun şort olduğunu göremiyorsun, o da seni soruyor. Yok başka bir şey gibi duruyor. Üstüne güzel konsept uydurmuşsun. Herhalde bir şey bulamadığın için. Bir şey söylemeyecek misin? Evet, kıyafetlerimde bana bir sorun yaşadım. Herkes inşallah sizin başınıza gelmez. İnşallah. Zaten bu şekilde Türkiye'de gezemezsin, ancak Amerika'da dolaşabilirsin. Sana başka bir şey söylemek istemiyorum, evet, ama çantanın rengini de çok sevdim. Teşekkür ederim. Peki Aygün? Aygün nerede? Ben buradayım. Evet, o üstündeki elbise gibi durmuyor, üst olarak duymuyorum, duruyor. Duymuyorum, sesin gelmiyor. Üstündeki elbise gibi durmuyor, üst olarak duruyor. Sen ne olarak kullandın onu, elbise mi, üst olarak üst, mı? Üst tabii olarak ki. Bu şort arkadaşlar. Tamam, yani öyle bir üstle kullanacağına bence bir pantolonla kullansaydın çok çok daha iyi olurdu. Ya da bilekte hava bir pantolonla. Elime ilk hava geçen şortu aldım. Hava çok sıcak, anlıyorum. Peki hava o kadar sıcaksa neden böyle bir çanta kullandın? Bu çanta da sıcak bir çanta, kışlık çanta değil mi? Bu çanta arkadaşımda vardı, ekstra masraf yapmak istemedim. Masraf yapmak evet istemedin. Ha. Biz hepimiz ekstra masraf yapıyoruz. Normalde yapıyorum ben yapacağım her gün. Senin pek yaptığını düşünmüyorum zaten. İki hafta boyunca evden giyindiğin için. Ben evden giyinmiyorum. Evden giyindin. Aygün ben daha önce de biliyorum senin bu kıyafetlerini. Konuyu bana saptırtma. Sen 3 tur şuraya çıktın çıkalı konuları baktın senin üstüne geliyorlar veya senin üstüne geldiklerini düşünüyorlar. Konuyu hemen başkasına saptırıyorsun. Hedef şaşırtma istersen. Hiç gerek yok. Yok, ben sana cevap veriyorum. Hiç gerek yok. Şu anda sadece seninle muhatabım. Ayrıca şu kolundaki bilekliğinle çantanın arasında uyum sağlamaya çalışmışsın ama çok zorlama görünüyor. Aynı şekilde şortunla ayakkabın da aynı şekilde zorlama duruyor. Okey, sana göre. Arkandaki dantel detayını da beğenmedim. Ay canım, ne olur beni beğen ya. Evet. Peki hadi alalım seni Lidya. Senin pantolon ünlütün galiba. Pantolon. Yani o şortlar o kadar kısa ya, görmüyorum yani. Aynı zamanda senin vücut çok beyaz. İnanılmaz beyaz, transparan gibi. O yüzden o kadar şort bir şey yakışmamış sana benim fikrim. Tamam hava sıcak ama keşke ince, çok ince çorap olsaydı siyah. Üstündeki çok beğendim. Keşke kolye taksaydı, biraz boş. Yani. Teşekkür ederim. Peki Umut? Umut bakamıyor Lidya'ya. Bakmasın. Bakmak istemiyorsun. Ne yaptığını anlamadım ben bugün hiç. Sen mutlu musun Aylin'le? Mutlu musun şu an? Değilsin. Ne oldu Lidya? İki kombinimde de sorun çıktı. Ne bunda gibi böyle problem çıktı. Bayağı bir sorun var değil mi? Hayır, nasıl bir iki sorun? Dolayısıyla böyle bir birleştirme oldu. Nasıl bir sorun çıktı iki kombininde? Ayakkabım, bir tane çok güzel bir elbise getirdim. Onu giymek istiyordum. Hatta geçen haftadan beri onu giymek istiyordum. O yüzden benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Ne oldu elbiseye? Elbisede sıkıntı yok, ayakkabıda problem var. Onun altına niye bayağı bir takaloç lazım. Normalde imkanı yok. Denemedin mi? Denedim. Duygu arkadaşımdan hatta bot bile giydim. Olmuyor. Hayır, sen kendi ayakkabını elbiseyle kombinlemedin mi daha önce? Yok, evde kalmış. Ne ama renkti getirmek istediğin ayakkabı? Ayakkabı mor. Siyah mor elbise. Şuraya kadar açık sizin istediğiniz tarzda bir dekolte. Çok hoş bir elbise giyeceğim. Giyersin gene. Tabii giyeceğim ben onu. Çünkü çok sabırsızlıkla bekliyorum. Bence üstü bekliyorum. Çok hoş. Teşekkür ederim. Çantayı da çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir tek şortu, daha 3 gün önce şortu bir çeksene biraz bakayım. Nereye kadar iniyor yani? Yani bayağı iner de bu zaten mini şort. Yani şortla sevemedim. Gene tabii benim hastalığım biliyorsun. Ya bu kadar kısa giyersen böyle kar beyaz bir bacak. Ya bence hiç konuşmayalım ya bu kombin gerçekten hakkında. Verelim ve sen git. Tamam. Evet ya, biz de yolunmayalım. Yok yani. Yok, haklısınız. Gerçekten özür diliyorum sizden. Peki. Çok özür diliyorum bu halde çıkmak zorunda kaldığım Cemil için. Cemil Bey. Böyle amatörlükler yapmayın artık ama. Çok üçüncü hafta. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ecem gelecek. Elinde çiçeğiyle kime vereceksin onu bilmiyorum ama göreceğiz. Kârı değil.
merhaba. Merhabalar. O kuru gül kimden geldi sana? Kuru gülü ben götürüyorum. Kime? Arkadaşımın doğum günü var. Ama parti konseptli. Kendisi biraz gotik tarz seviyor. Danteller, siyahlar. Evet. Ben pek anlamam dedim. Kırma beni, öyle giyin gel dedi. Yine kendimce bir şeyler... Lidya'ya vermek ister misin çiçeğini? Ağlıyor çünkü. Ağlamasın. Lidya. Lidya ne oldu? Ay yok, sinirim bozuldu. Sadece sinirim bozuldu. Kendime çok kızgınım. O kadar. Bu kadar iyi gidiyordum. Böyle bir hatayı nasıl yaptım diyorsun. Yani ben gerçekten hani özendim. Ama... Vazgeçtim gözlerim. Olabilir, üzülme. Yok, sinirim bozuldu. Zaten çıkarken de çok gergin çıktım. Neden gerildin? Yani işte bu kıyafet yüzünden hani... Çok gerilerek çıktım. Hani çıkmak istemedim açıkçası. Hani kimseye bunu tabii ki de böyle hani söylemedim. Hani insanın ayakları geri gider ya, hani o anlamda söylüyorum. Hani çünkü kendime de, jüriye de, size de saygısızlık olarak görüyorum. Yani hoş bir şey değil. Bunun farkındayım ve sinirim bozuldu o kadar. Ya biliyorum. Moldova gecesindeki performansın, detaylardaki profesyonelliğinden sonra bu yaptığın bizim için de çok büyük bir hayal kırıklığı. Ben zaten kendime kızıyorum Sibel Hanım. Ben normalde böyle bir şey hani yapmam. Hani iki tane kombinimin de eksikleri çıktı ve hiçbir şekilde bir araya gelmedi. Hani olmadı. Kendime tamam da yani çok bir tek bir şey var. Çok. Yani bozuldu. Bugüne kadar en iyi ilerleyen kızlarımızdan birisin. Yani çok aşama kaydettin ilk geldiğinden bugüne. Bugün böyle olabilir. Bu seni yıkmaması gerekiyor. Yarın var, final var. Değil mi önümüzde? Evet. Yani her seferinde illaki harika olamazsın. Bugün tabii böyle bir şanssız günün. Bence yok, ağlama. Neyse, zaten rahatlar şey belki. Asla. Yanlış anlamayın. Peki. Bakın ben bu hafta hiç yıldız ağlama, almadım. Ağlama, biz alınmadık. Hiç yıldız yani, almadığım ben için mutsuz şahsım değilim. Adına. Daha fazla çalışmaya çalışıyorum. Yani benim olayım o değil. Ben sadece bu şekilde çıkmaktan... Çok sinirim bozuldu yani. Arkadaki stres falan. O tamam, kadar. Yani bozma, ne olur bozma, yanlış bozma anlamayın lütfen. Bacakların da ben böyle beğeniyorum. Gayet güzel düzgün bacaklarım var. Sıfır selülit. Evet gerçekten. Nefissin. Yani aynen, cesaret ister bu şortu giymek. Peki Ecem. Evet. Partiye gidiyorsun. Arkadaşının konseptine uymak üzere. Uyduk mu acaba? Pelerini kendin mi yaptın? Evet, belli oluyor mu? Evet. Peki, hadi bakalım. Dön bakalım küçük oyuncu. Evet. Ve İdil, karşı karşıya. Hani bana diyordun ya, saçların yolunmuş gibi duruyor. Şu an sen de tam benim gibisin. Evet, yoldurdum geldim çünkü evet, konseptime çok uygun. Konseptine kabarık saçlarla çok uygun. Gitmem gerekiyor. Efendim? Kabarık saçlarla gitmem gerekiyor oraya. İşte bir şey söylerken İstersen kendin yapmadan topuz, önce bir düşün. Yani yapıp yapmayacağını düşün. Topuz mu yaptırıp gitseydin? Topuz yapmayabilirdin. O zaman daha düzgün bir şey yapsaydın. Sen de şu an yolunmuş gibi duruyorsun. Anladın demek ki nasıl güzel bir saç olduğunu. Yakışıyor. Çantan neden yok? Partiye çantasız mı gidiyorsun? Evet, ya paraya ihtiyacın gidiyorum. Olursa. Telefonun nerede? Telefon kullanmıyorum ben, biliyor musun? Yürüyerek mi gidiyorsun? Evet. Rujun? Yeterli bence. Bak, deodorant, fazla parfüm? Sürdüm. Gülümü verip çıkacağım İdil. Neyi zorluyorsun? Partiye gidiyorum diyorsun yani. Partiye Partide gidiyorum diyorsun. Çılgınlar gibi sabaha kadar kalmayacağım. Arkadaşımın gönlü olsun. Ona yani bunu da böyle kıvırayım diyorsun. Vereceğim. Evet. Çantasızlığını da böyle kıvırıyorsun yani. Vallahi nasıl canın isterse öyle al. Bir de diplerini ne zaman boyatmayı düşünüyorsun artık? Ben saçlarımı çok seviyorum. Ayrıca seni söylemene gerek yok. Ben farkındayım saçımın. Farkındayız aslında. Ben istediğim yok. Zaman boyatırım. Görüntü kirliliği. Sensin o. Hiç sanmam. Evet canım. Evet. Evet Duygu. Kaç gündür çok beğeniyordum Ecem'i ama bugün yani ayakkabısından tut, ayakkabı normalde benim tarzım, hep de kullanırım. Ayakkabısından tut saçına kadar yani hiçbir yerini beğenemedim. Artı çanta takmamışsın, hep ay bana çanta çanta diyorlardı. Yani. Dün hatırlıyor musun? Çanta bana uymamasına rağmen ben gene taktım. Ben şimdi çok kel alaka bir çantayla çıkmak istemedim. Benimki de kel alakaydı. Tamam, o senin tercihin ve ben yine elim boş çıkmadım ve gülümle geldim, tamam? Gül çanta yerine yani geçiyor, evet. Yani sırf İçini çanta takmış olmak için getirmek istemedim arkadaşlar. Ben zaten çok dikkat ediyorum bu olaya. Ne tekrar yapıyorum ne çantasız çıkmamaya çalışıyorum. Tamam. Evet. Alıyoruz seni.
Ecem, ben senden daha iyi bir arkadaş hatırına gotik beklerdim. Bu biraz acele ya da zorlama olmuş. Bilmiyorum ya, sen gibi gelmedin. Yani o elbisen de yılan mı? Yani yılan. Desenleri var. Evet, yılan gibi bir şey. İşte konsepte uysun. Yani biraz. Tek sevdiğim şey, arkanı dönersen o üzerindeki tuniğin böyle arkasının şöyle evet. U gelişine bayıldım. Ben de. Bayıldım ona yani. Şapka gibi duruyor. Bir dönebilir bir misin tam görelim? Kaldır biraz eteğini. Kaldır. Biraz daha. Kaldır güzelim. Evet, gördük. Tamam. Kapattı. Peki. Bir tek onu çok sevdim. Onun dışında yani şu botlarını nasıl? Gotikle alakasız bulduğum o asker yeşili postallar. Bir tek işte gülünün yaprağıyla uyuyor. yani sende bir uyum da aramıyorum ama hani senden daha böyle hani gerçek anlamda bir yani tamam tam gotik arkadaşın gotik. Onun hatırı içine birazcık temaya girdiğini düşünüyorum. Evet. Özenti bir gotik yapmaya çalışmışsın ama özenememişsin bile. Sevmiyorsun sen bu gotiği. Sağdan geliyorlar. İçinizi kararttım değil mi? Bu neye benziyor biliyor musun? Sokağa çıkarken bir tane dezabiyen var. Dezabiye geceliğin üstüne giyilen sabahlık röpteşi. Dantel olan adıdır. Bir tane o var ama kopmuş annesinden kalma. O da şuralarıma sıkıştırayım demişin. Ayağına da erkek kardeşinin o sırada küçük kardeşin var. Ayağı postalları varmış. Ayakkabıyı bulamamışsın, giymişsin. Senden yani hele ben senin topuk üstünde gördüm çünkü. Muazzam yürüyorsun. Böyle bir elbise, bir defa elbiseyi sevmedim. Evet. Yani nesini sevmedim derken şu askı kalınlığı var ya, hayatta hiç sevmediğim bir kalınlıktır. Daha yani ya omuzda olmalı evet. O tam. Evet. Şurada ya daha girik olmalı. Bu ikisinin arası. V'si de böyle hani ben biraz edepli olayım olmayayım arası gibi. Yoksa elbise öyle kesim olsa beğenecektim. Fakat ne yaparsanız yapın, isterseniz elektronik deyin, isterseniz uçak deyin, isterseniz helikopter deyin. Ben hala bir postalı böyle bir dantelle giymeyi uyumsuzluk olarak bile kabul edemiyorum. Ki sende çok güzel uyumsuzluk uyumlukları yakaladım. Ama içimden ne geliyor biliyor musun? Böyle ya. Alıp seni tutup götüreyim. Üstünü değiştir, tekrar çık. Hadi gidelim. ben de pelerin mi bu? Pelerin. Ben de sevdim ama normalde ben plaj için giyiyorum böyle bir şey. Mayole. Evet, yani günlük parça değil. Mayo mu giyiyorsun? Evet. Ya, bikini üstüne giyiyorum bikini. Diyor. Ha, bikini. Plaja giyiyorum evet, diyor. Yeah, to the beach yani plaj için evet, giyiyorum. Evet, güzel durur öyle de. Elbiseyi beğenmedim. Kötü oturmuş sana. Ayakkabılar bacakların kesiyor. Hmm. Çok kısa şu an bacakların çok. Yani küçük bir insan gibisin. Evet. 44'de olsa ben giyerim. Çok güzel. Çok severek de giyerim. Yakışır size bu de. Tarz patates. Varoluşun boşluğuna düşmüşsün. Oh. Ne? Varoluşun boşluğuna düşmüşsün. O zaman küllerimizden doğalım tekrar. İnşallah. Dene bakalım. İnşallah. Peki bu var olmanızın dayanılma statüsünde arkadaş tarz mı bugün değil mi? Değil. Evet. Tarz değil, bu tarz güzel değil. Mi? Beğendiniz mi bunu? Hiç yutturmaya çalışma olmadı. Bunu verelim. Tarak da lazım. Yo tarz ve bugün kulu kafa kardeşiyiz. Öyle mi? Ama. Tamam. Hoşça kal Ecem. Yarın görüşürüz. İyi eğlenceler. Bye bye canım. Kötü kız fıstık gibi kız arkadaşı varken beni beğeniyorsa bu benim hoşuma gidiyor. Demek ki ben o kızdan daha iyiyim ve bu güzel bir şey bence. Başkalarının erkek arkadaşının bana bakması hiç de hoşuma gitmezdi. Ya olağanüstü saçma. Ben onu başından beri görüyorum. Ne kadar uyumsuzlukta uyumuyor. Hey, ilk geldiği günden. Bugün sanki bizle dalga geçiyor. Tarzım değilsiniz zaten Umut Bey. Gerçekten çok tip bir kız olduğunu düşünüyorum ben Ecem'in. İyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Yani oyuncu olacak diye bir de... Yani bugün ben bir şey hissettim ve kızdım. Şu anda kızgınım. Bugün
Çünkü ben onu başından beri görüyorum. Ne kadar uyumsuzlukta uyumlu. Hey, ilk geldiği günden. Bugün sanki bizle dalga geçti. Çünkü Ecem iki cihan bir araya gelse böyle giyinemez. Bugün giyinmiş ya birisiyle hocam dalga geçti, ya kızlarla dalga geçti, ya bir şeyle dalga geçiyor. Çünkü bu Ecem olamaz. Yani görüyorum, en uyumsuz hali bile harika. Ben de kişisel olarak Ecem'i gözümüzde çok büyütmüş olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle ben son 3 gündür. Peki Umut, diyorsun ki gözümde fazla büyüttün Ecem'i. Öyle değil. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben onu en başında çok stil buluyordum. Ve çok karakter bir kadın olduğunu düşünüyordum. Karakter. Ama bana artık... Açalım mı? Nasıl? Karaktersiz mi oldum şimdi? Ay Ecem bunu herhalde bir tek sen buradan anlarsın. Sen karakteri tırnak içinde alırsan her yere çekebilirsin. Yani ben o aslında tip ve tarz bahsediyorum demek. Burada tarz ve stil konuşuyoruz. Ben sizin gibi birbirinize laf atan, kişiliğiniz hakkında konuşan birisi değilim. Ama ben espri benim içinde giydiğiniz önemli abi. Tamam. Bana göre sen son 3 gündür bayağı çirkin giyiniyorsun. Hatta rezalet giyiniyorsun. Böyle devam edersen de... Dikkate alıcıyım. Al ya da alma, beni ilgilendirmiyor. Tamam. Ben Umut, hazır veririm, ağzında vermem. Laf varken Duygu'yu çağırır mısın? Gel Duygu. Geliyorum. Sabah, akşam yemekten önce, sonra ve her anında yanımda istiyorum. Gel, sevenleri düşün, düşün hepimizi. Bir tavsiyen yok mu birader, sen anla şu halimi, iyileştir bizi. Niye gülüyorsun? Benim ilk bacağıma baktınız. Söyleyeceğiniz şeyi aslında direkt kafamda tasarladım. Ne diyeceğim? Bu program bittikten sonra beni bir çorap fabrikasında falan görebilirsiniz. Fabrikasını reklamında görmek istiyorum. Biliyorsun dublör oynatıyorlar böyle bacakları görmek için. Bu ne? Bu şimdi bize dediler yani dar pantolon falan giymeyin diye. Evet. Ben de dedim ki ne yapacağım? Yanımda da yedek kıyafetlerim vardı ama ben bunu giymek istiyordum. Özellikle çantamı göstermek istiyordum. Vay, çok beğendim. Çanta çok her renk yaptın. Evet. Şimdi anladım. Nereye gidiyorsun böyle peki? Ben... Yaka bir tarafta, paça bir tarafta. Ben Galatasaray maçımı izledim. Oo, süpermiş. Ondan sonra... Aldık kuzenlerim, herhalde. Evet aldık, tabii evet ki de alacağız. Kuzenlerim gelecek Almanya'dan. Onlarla beraber akşam güzel kutlama. Bir şey. Yani canlı müzik olabilir. Çok güzelmiş. Öyle hafif bir müzik. Onun için böyle giyindin. Hı hı. Peki. Dön bakalım. Ne gelir oradan? Evet Aygün. Ya Allah aşkına memlekette yani pantolon mu tükendi de kalkıp alıyorsunuz bu pantolonları, kesiyorsunuz. Böyle şort sınıfına girmiyor, pantolon sınıfına girmiyor, çorap sınıfına girmiyor. Saçma sapan şeyler yapıyorsunuz. Canım sen anlamazsın bu işlerden, şey tarz meselesi. Anlatabildim mi? Sen beni bir bölme, bir lafımı dinle, ondan sonra yorumunu yaparsın. Ben de seni o zaman dinlerim, tamam mı? Söyle. Ayrıca üstündeki de makineye atmışsın da sıcak suda yıkamışsın fazla. Küçülmüş, onu üstüne geçirmişsin gibi. Zaten ayakkabılarına da mana veremedim. Bir tek çantan güzel. Çantanda ne manası aradın ayakkabılarımda? Kıyafetlerinle uydurma yapmaya çalışmışsın. Ayakkabılarında ne manası aradın? Mana arayamıyorum zaten. O kadar manasız üstündekiler. Yani ayakkabıya inemiyorum bile. Çorap, ne manası şort, aramak ne istedin? Şimdi bu ayakkabılarımda ne mana aradın? Onu söyle üstünle bana. Üstünle uyumlu olmasını aradım. Daha ne arayacağım? Uyumsuz mu? Ne arayacağım yani? Memlekette sanki pantolon yokmuş gibi tamam davrandım. Peki Serpil. Ya Duygu, senin pantolonlarına derdin ne ya? Güzelim bacakların var. Ama seviyorum. Gayet sana yakışıyor. Skinny jeansler falan filan. Yani evet, bu senin tarzın ve seviyorsun böyle kullanmayı ama nereye bakacağımı şaşırıyorum. Bir şu baldırına bakıyorum, bir bacağına bakıyorum, bir ya tozluklarına bakıyorum, bir şu parçaya bakıyorum. Göz yoruyor. Bakalım jüri ne diyecek ki? Bir el var orada Nazlı. Evet söyle hemen. İşte tüylü küpe, demek istediğim buydu. Bu çok yakışmış. Genel anlamda çok iyisin. Çantan çok çantadan enteresan güzellikte. Küpe yapalım. Ama dedikleri gibi arkadaşın, tozluk ve yarım paça olmasaydı çok güzel olabilirdi. Bakalım, ben de öğreneceğim. Hadi bakalım, bekliyoruz.
Başlayamayacağım. Ben başlayayım. Gotik başla. Ben gotik miyim? Ne bileyim, bilmiyorum. Sen gotik. Ben vampirim. Otomatik. Duymak ister misin? Kötü bir şey mi? Kötü. Ya duymak isterim, iyi de olsun, kötü de olsun yani. Sonuçta anlatayım ben bunu giydim. Yoksa anlatın. Kısa mı keseyim? Yo, anlatın. Çünkü dinlemediğini düşünüyorum. O yüzden anlatırken de annemin bir sözü var. Ağzımda tüy bitti diye. Benim de tüy bitmedi dilimde, ağzımda. Dilimde, yani. Ağzımda değil, dilimde tüy bitti. Dilimde mi? Evet. Dilimde, evet. Doğru ya, dilimde. Ama belki annem ağzımda diyordu. Ben o yüzden benim aklımda öyle kalmıştı. Ben sizin aranıza girmeyeyim. Ya olağanüstü saçma. Ya, gerçekten artık senin adına ben üzülmeye başladım. Benim adıma. Evet. Botların içine tozluk giymişsin ya. Evet. Onları neyi düşünerek giydin? Kaza mı? Yok, kaza düşünerek giymedim. 12 tozluk... yaşındaki Ilkan'ı. Hayır. Niye? tozlukları çıkartınca aslında ben bunu pantolon olarak giyecektim. Sonra siz pantolon, hani bu tarzda pantolon giymeyi kullanmayın demiştiniz. Ben demedim. Siz demediniz zaten. Cemil Bey söyledi. O yani ben o tozluğu buradan çıkarttım zaten. Ha, kaza normalde pantolon olarak kestin. Giyeceğim zaman şu bilekte bir boşluk olacaktı. Ben de o boşluğu doldurmak için bunu kesmiştim. Buraya da dikmiştim. Sonradan böyle bir şey yaptım ama yani aynadan baktığımda o kadar kötü durmuyordu. Şimdi burada kötü duruyorsa bilemiyorum. Biraz sakinleşsen, bir relax olsan. Anneannen ne diyordu? Dilinde tüy. Annem. Annen. Benim de ninem derdi ki, derdine deva olmayacağınız derdi dinlemeyin. Sen bir derssin şu anda, hiç deva olamayacağım. Coco. Çok yanlış seçtin bugün Duygu, çok. Yani oh, ne demek bu şeyler? Ne? Çorap. Tozluk. Tam tozluk. Pamuk koten gibi, aynı yani. Pamuk kazaktan koten. Kesmiş. Pamuk şeker. İndirsem. Kazaktan bir bakın kesmiş. Böyle nasıl ha? Duruyor. Kazaktan kesmiş. Çıkar bakalım. Kazan kollarından. Çok fazla ama çok... beğenmedim. Bir kere daha mı iyi yani? Daha kötü. İkinci, o sweatshirt çok küçük. Yani keşke daha büyük, daha bol bir sweatshirt olsaydı. Kazak o. Kazak, hı? Kazak, kazak. Bir de pantolon hiç anlamadım. Hiç anlama sevdim. Zaten söylüyorum sana. Kendisi bir dert, devası bizde değil. Bu arada o pantolonu giydin. Ben evet. Hatırlıyorum da söylemek istemiyordum. Ben mi giydim? Hayır, benzerini giydi. Yok, tek aynı. Bacağını kestiği bir pantolon giydi. Aynı değil. Okumaştı. Gri bir jean'di galiba. Ha, aynı renk, tamam. Yani şimdi ben bu derdi başımıza saran kişiyi biliyorum. Asena Erkin. Bu bacak kesmenin müsebbibi Türkiye'de. Sen belki bilmezsin. Hani kim tarafından yayıldı, kim tarafından bu kadar görünür oldu. Sokak... kimden etkilendi? Hani sokak modası çünkü bu şu anda özellikle İstanbul'da. Peki nasıl bir manası var, onu da anlat. Asena yani nevi şahsına münasır bir kadın. Ve onun böyle bir tarzı var mesela. Hani bu tarz onun. Asena Erkin'in tarzı bu. Bir sürü böyle orasını kesiyor, burasını kesiyor, çorapları yırtıyor, onu yapıyor. Ve böyle bir de bir marka yaratma telaşında, endişesinde. Ama ben bir tek ona yakıştığını kim düşünüyorum mesela. Kim giyecek onları? Yani, yani gerçekten birilerinin yani giymesi böyle için bir, mi? Tanımıyorum ben. Yani çok acayip bir tasarımcı gözlüğü. Mu? Tasarımcı değil, işte olmak istiyor. Aa, sonra bir futbolcu eşi kendisi. O ne oluyor? Ona işte bu saçının kenarını da kazıtıyor, onu da yapıyor. Lensin hem mavisini de takıyor. İşte böyle geziyor kafasına. Ya ona oluyor abi. Ona oluyor. Nasıl geziyor? Böyle bu. Gece kulübünden böyle çıkıyor. Tanımalısınız. Gerçekten bir tek ona yakıştığını düşünüyorum. Sizde ise hani kendi içinizden... taşan bir şey olmadığı için bu iğreti durduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten göz yoruyorsun şu anda. Üzerindeki tek güzel şey çantan, nefis. Yani bir de bunca zaman çanta almadın ve ikidir bu kadar iyi çantalarla geliyorsun. Demek ki bu kafada da hani iyisin çanta seçimi konusunda. Devam et ama birazcık daha sadeleş diyorum ben. Tarz mı değil mi?
Coco, Cemil Bey. Maalesef. Teşekkürler. Serpil Gök'te şimdi sıra. Kendisi gerçi oturmakta, yürümekte falan bayağı zorlandı bu kostümle. Cesur ve iddialı bir kostüm ama onu taşıyabilmek de bir tarz meselesi olsa gerek. Bakalım nasıl yorum alacak. Nefes alamıyor musun? Yok da alıyorum da birazcık böyle şey, ilk defa böyle bir elbise giyiyorum. Dokunmak istiyorum. İçi bir kat var. Tül sadece ama şu senin alırım. Göbeğin yani tenin evet, mi? Evet evet tenin. Nereye gidiyorsun bu elbiseyle? Ajanım. Ünlü iş adamlarının ve bazı devlet adamlarının bulunduğu özel bir davet var. Ben de o davete sızıyorum bilgi toplamak için. Dön bakalım, işte James Bond kızımız. Evet Aygün. Elbisen çok güzel ama çantan, ayakkabın ve saçın için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne madem, söyleyebileceğin? Madem aynı ayakkabını patlatmak istemedin, o zaman kıyafetinin ne, tonlarında ne, bir ayakkabı giysin. Yüksek sesle, yüksek sesle buraya gelmiyor. Ayakkabını patlatmak istemedin, o zaman diyorum kıyafetinle ilgili, kıyafetinle aynı tonlarda, aynı renklerde bir ayakkabı ayarlasaydın. Ya da çantanı o şekilde aynı tonlarda tam olarak tuttursaydın. Ama çantan, ayakkabın ve saçın olmamış. Aynı senin bir tonlarda şeyi anlaman için illa aradım. Benim yüksek sesle mi konuşmam lazım? Bir şey diyorsun ama seni duymuyorum yani. Sizi, senin duyman için algılayabilmek için demek ki sesini yükseltmem gerekiyor. Bak benim gibi konuş, kendinden emin konuş. Gerekiyor. Yüksek sesle konuş ki ben gayet seni duyayım. Eminim. Tamam hatta mı? Hatta senden daha eminim kendim. Canım, beni taklit edeceğine canım git falan biraz deme daha bana. Nasıl giyinmen canım gerektiğini falan öğren. Deme bana. Canım falan deme. Tamam bitti mi? Derim demem sana ne benim bitti ağzım. Bitti mi? Bana canım deme ya. Derim demem sana ne. Yüreğimi benim demem sana yani. Ne falan yani Türkçeyi gerçekten ne hale getiriyorsunuz? Benim demem sana ne. Ne demek o? Ne demek istedin orada? Ha? Ne demek istedin? Benim öyle demem değil, efendim. Sana. Ha laf benim lafım. Derim demem. Ama onu bir düzgün Türkçe'de demez. Kullanabilir misin? Ha? Düzgün bir cümlede kullanabilir misin onu? Kullandığım laflara ben karar veririm. Arkadaşın benim ne söyleyeceğime karar verme hükmü yok. Bu yüzden de benim laflarıma lütfen karışmasın. İstediğimi söyleme hakkına ve özgürlüğüne sahibim. Ben de bana bazı şekilde hitap etmelerini istemiyorum söyle. Ama ediyorlar. Ne o yapayım? Zaman söyle. Duygu. Bence ajanlık için en güzel kostümü seçmiş denebilir. Üstündeki göz alıcı bir şey. Direkt senin yanına gelip sen de onların ağzından laf alabilirsin. Aynen, evet. Böyle bir şey yapabilirsin. Artı çantan da uyumsuz değil, uyumlu. Ayakkabın da o kadar elbise ön planda olduğu için ayakkabılarını da geri plana çekmen güzel. Sadece saçların yani, o kadar. Peki, hadi bakalım alalım seni Serpil. Hoş geldin. Hoş buldum. Elbise çok beğendim. Çok iddialı. Eğer 3 santim daha uzun çok daha güzel olurdu. Daha uzun. Kısa değil mi? Evet. Biraz kısa, daha kaliteli. If it was longer, it's gonna look more quality. Ben ayakkabılar biraz sert buldum. Keşke farklı renk olsaydı. Daha sade. Bordo olabilir, gri olabilir. Yok, like your pink. Aa evet. Evet pembe çok olabilir. Senin pembe olabilir. Renkli kullanabilir miydin bunun bak, altına? Bak mesela koy. Böyle bir ayakkabı bile olurdu altına. Evet. Ay cesaret edemedim ben ama dedim işte, şimdi. Ama işte cesaret etmeniz gerekiyor yani. Elbise zaten iddialı. Ya çantada ya ayakkabıda böyle bir shocking bir şey pink dedikleri şöyle. Pembe bak. Evet. Ama çok dekolte olması lazım. Evet. Güzelmiş, ya da uçuk evet. Bir pembe. Çok küçük. Ya da sandalet tarzı ayaklarını daha çok ortada bırakan bir ayakkabı küçük giyebilirdi belki de. Evet. Öne açık ayakkabı giyebilir miydin? Giyebilirdim bence. Bir de keşke
büyük dalgalı volümlü saç olsaydı çok daha güzel olurdu. Tercihim o olurdu gerçekten ya. Çok, onu çok isterdim harika. Ama topuz gider diye düşündüm. Ve topuz zaten nefret ediyorum topuz saçtan. Dün de saçlarımı kestirdim ama açmak nasip olmadı bir türlü. Omuzumda kestirmiştim saçımı. İstemiştiniz ya siz Cemil Bey. Evet. Şurada mı? Aynen. Omuzumda kestirdim. Nasıl bu, aslında. Buldunuz Cemil Bey? Koku bitti mi? Ben çok beğendim. Evet yani altındaki ayakkabısı böyle uçuk pembe bir ayakkabı olsaydı, çantada böyle pembe ile gri, siyah karışık böyle bir çanta olsaydı çok daha hoş olabilirdi ama söylediği konsepte çok uyuyor. Tam Matahari. Yani tam bir davette girdiğinde bir sürü erkek yanına gelir, göz alır, o da onlarla konuşur ve lafları alır. Beğendim. Yani bir defa çok ilerleme kaydediyor. Gitgide kadınsı halinde de onda da bazen falso veriyor ama ben çok beğendim. Çok çok sevdim elbiseyi de, kendini de, duruşunu da. Teşekkürler. Sibel'cim. Yani tabii biz bu yarışmada öyle elbiseler gördük ki. O yüzden böyle hani o elbisenin böyle taşlarını öpmem lazım benim. Çok güzel. Çok çok güzel. Yani böyle bir şey seçtiğin için senin gözün de çok güzel. Tarzın da çok güzel. Yani ay fazla mı kaçar diye düşünmediğin için. Evet yani sade kombinlemiş olabilirsin. Ben saçını da sevdim. Yani elbisenin şu detaylarını, o üzerindeki hani geometrik formu, biraz böyle Hitit deseni gibi değil mi? Evet. Onu da böyle saçın toplu olduğu için çok iyi görebiliyoruz. Evet. Çok beğendim ben seni. Teşekkür ederim. Umut? Ya ben seni bir davette görmüş olsaydım, vay be, kızın elbisesi çok güzelmiş derdim. Ama sana çok güzel bir kadın demezdim. Bir defa, yani kollar bu kadar açıkken elbisenin bana göre omuzlarında problem var. Yani Coco'nun giydiği şeye bir bakar mısın buradan, yarım kol gelmesi. Sanki o da bir şey istiyormuş. Daha uzun. Ya da daha düz gelmesi gerekiyormuş. Bir o de senin saçın. Açık saç sevdi. Evet işte. Hı. O yüzden saçının %100 açık olması gerekiyordu ve daha güçlü ve volümlü olması gerekiyordu Coco'nun dediği gibi. Şu an bir leylek gibisin. Küpen de yok. Hani şuranı dolduracak. Böyle uzun boyunlu, incecik kollu. Ya küpe o zaten kadar taşlı bir elbisenin üzerine ne küpesi Umut ya? Evet. Abi evet. Mat siyah bir küpe takar. Hayır ama siyah mı? Hayır. Yani taşlı bir şey takmasına gerek yok ki. Makyaj da çok zayıf. Ayrıca da yani boyun çıplaklığı kadar tane, zarif abi, ve bir seksi tane, bir şey var abi, mı ya? Bak bir şey nereye diyeceğim. Denize gibisin. Düşen yıvana keşke sarılır. Keşke öyle boynum çok olsun. Çok güzel bir elbise giymiş ve gelmiş. Ya, sana çok katılıyorum. Saç yok, makyaj yok. Hayır Umut ya keşke öyle boynum olsa da böyle zarafetle kuğ gibi. Yani bembeyaz kuğ gibi boynu vardı. Abi o zaman şu ve su doldurun yüzsün kuğ gibi. Aynen büyüsün derken son derece hoşsun. Çok hoşsun. Dünyanın neresine gitsen, bir davete girsen. Gayet de güzel kadın derler. Kıza haksızlık etmeyen, güzel elbise evet, denmez güzel elbise. Serpile yani. Takacağın tek takı neydi buna erkek biliyor olarak söylüyorum. Tek takı neydi biliyor musun? Ancak 5 karat bir tek taş. Vay vay vay. Yani böyle bir kadın ancak bir tek bir pırlanta ile evet girer. O da yuvarlak değil, kare bir pırlanta ile girer. Tek parmağında bir tek o vardır. Evet. Ve her girdiği yerde de hoş geldin diye kapıdan girer ve alakayı çeker. Siz saçını erkekler zaten beğendim kadının iyisinden anlasaydınız bu halde olmazdık. Bu konuya hiç girmeyeceğim. Erkek olarak söylüyorum diyor. Bu konuya beni sürükleyemezsin. Zaten sana bir şey söyleyeyim. Böyle bir kadın da gotik bir erkeğe bakmazdı. Ben gotik değilim ya. Tanrı aşkına benim nevem gotik. Ay ne bileyim ben bilmiyorum. Senin ay sen bildin. Bugün siyah giydin ya. Senin evet. Söyle. Ondan gotik oldun. Hep böyle sana benzeyenlere gotik diyorsun. Ya hiç tarzım değilsiniz zaten Umut Bey. Buna da cevap vermeyeceğim. Bir dakika anlamadım. Sen Umut'a kur mu yaptın burada şu anda? Hayır. Ne o? Yap. Yok hani Sibel Hanım dedi ya işte sana bakmazdı işte Cemil Bey'de dövmeleri var gotik falan. Ben de onun üstüne hiç tarzım değilsin zaten dedim. Vallahi senin tamam olmayabilir ama senin de bayağı hatta sayıları takipleniyor Serpil. Ya biliyorum canım şaka ya Umut diyorum. Gerçekten yanlış bir şey söyleyeceğim. Bu kadar kızın sana aşık olmasından böyle çok beğenmesinden falan nasıl hissediyorsun kendini? Bilmem ben normal hissediyorum ya. Hani hayatımda bir benim hayatım bir şekilde hep yani şöyle hep beğenildin. Benim liseye kadar kız arkadaşım yoktu. Ay evet çünkü ya ben
insanların yolumu yuva peltek bir adamdım. Peltek kelimesini sevmiyorum aslında. Veri söyleyeyim ben. Tabi caizse özürlü. Öyle diyorlar ama. Hayır, o kadar, onlar kadar sert konuşuyorum işte. Benimle konuşanlar kadar sert konuşuyorum. Kendimle bile. Dolayısıyla benim yoktu yani ortaokulda. İçine ortaokul sona kadar. Ki ben kadınlarla konuşamazdım. Sonra liseden sonra işte lise 2'den sonra sanırım. Bir açıldın, bir açıldın. Evet. Ama yani bu da sonrasında şey de olmadı. Evet ya, bundan sonra da ben kadınlardan intikam alacağım gibi bir süreç de olmadı. Sadece şey, hani bana karşı hep kırıcı davranırdı ve hep alay edirdi küçüklüğümde. Dolayısıyla ben de insanları kırmamak için elimden gelen mesafeyi korumaya çalışıyorum. Ama benden işte benim tarzın değilsin, ben senden hoşlanmam diyen herkes benden çok hoşlanmıştır. İddia! Serpil'cim teşekkür ederim. Bu analizi de böyle benden yaparım diyorsun. Benden hoşlanmışsın demek ki. Tarz değilsin ama. Koko tarz mı değil mi? Tarzın değil. Tarz yıldızı kaçtı. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Her şeye rağmen burada olabilmek gerçekten önemli. İdil'in son birkaç gündür canı sıkkın. Hepiniz biliyorsunuz, dedesi hasta, inşallah daha iyileşmiştir. Daha iyi haberlerini alıyoruzdur bugün ama o gördüğünüz gibi büyük bir disiplinle bu tarz benim jürisinin karşısında. Hazır mısın? Her zaman gibi. Hadi bakalım. Burada ne yazıyor? Çok ayıp. Utanmıyor musun? Hiç utanmıyorum. Gerçekleri yansıttım. Gerçekten mi? Evet. Bu bir mesaj mı aynı zamanda? Evet. Üstüne alınması gereken kişiler alınmıştır bile. Zincir alınırlar. Siz de bilin efendim. Hemen açıklıyorum. Senin erkek arkadaşın beni beğeniyor yazıyor üzerinde. Tabii bunu da böyle küçük bir şekilde biliyorsunuz son dönemlerde çok kullanılan bir sosyal medya iletişim şeklidir bu. Instagram. Boyfriend meselesi? Var. Boyfriend meselesi. Bir başkasının erkek arkadaşı seni mi beğeniyor orada? Bir başkalarının erkek arkadaşları diyelim. Çok oluyor. Allah Allah. Ya hoşuna mı gidiyor bu? Gidiyor. Yeni yalan söylemeyeceğim. Gidiyor. Kötü yanında kız mısın gibi sen? Kız arkadaşı varken beni beğeniyorsa bu benim hoşuma gidiyor. Demek ki ben o kızdan daha iyiyim ve bu güzel bir şey bence. Peki nereye gidiyorsun böyle? Instagram'daki fan club'larımı açan kızlar var. Minik minik kızlar. Hepsine de sevgi gönderiyorum. Çok istediler. Cihangir'de onlarla buluşacağız. 5-6 gibi. Kahve falan içeceğiz, muhabbet edeceğiz. Beni tanımak istiyorlar. Evet. Sporum var. Hayranlarınla buluşmaya gidiyorsun. Evet. Peki hadi dön bakalım. Hayranlarıyla buluşmaya gidiyor. İdil'in biliyorsunuz oldukça fazla takipçisi var. Hatta fan kulüp üyeleri, onun hayran arkadaşları onun için siteler açmışlar. Evet İdil, Nil. Hayranların kızlar mı yoksa hep sürekli mesajları verdiğin gibi erkekler mi? Buluşmaya gittiğin, ona göre bir şey söylemek istiyorum. Kızlar da var, erkekler de var ama genel olarak 11-12 yani 18'e kadar olan kız gruplarıyla buluşacağım. Hani o yazıyı gördükten sonra insanın içgüdüleri neyi tetikler? Erkeklerle buluşmayacağım, kızlarla. Usluplara bence biraz daha dikkat etmeliyiz. Ben gayet giydiğim tişörtün verdiği mesajın bana uygun ve tatlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Taşımaktan da zevk duyuyorum. Dikkat de etmeyeceğim. Evet Ecem. İdil. O gözlüğü başkası taksa şöyle derdin. Kör dilenci gibi gelmişsin buraya. Yok, sen ne hissediyorsun şu an? Hiç de demezdim. Bence derdin. Demezdim. Ayrıca 15 yaşında çocuklarla buluşacağın da çok belli oluyor imajında. Tak bakalım bir nasıl görünüyorsun? Ben görmedim seni gözlüklü. Paramı evde unuttum belki, dileneceğim. Sana ne? Beni ilgilendirmiyor canım, isterdim. 15-16 yaşında yani. Çocuklarla buluşmaya giderken bence gayet iyiyim. Cihangir'e gidiyorum. Evet, onlara göre giyinmişsin. Ben de onu söylüyorum. Kötü bir şey söylemedim. Tamam. Ben ne bileyim, altında bir şey aradım. Benim çantama konuştun, sen de yine aynı çantalardan tabii aynı gelmişsin. Aynı çanta değil, rengi de farklı. Kendim yaptım. Bunları günlük büyük versiyonlarını da kullanıyorum. Değişik değişik ara ara takacağım. Aralarda farklı bir sürü çanta da kullanıyorum. Çanta konusunda en son satışacağınız insan ben olmalıyım bence. Hiç öyle sanmıyorum. Ben öyle sanıyorum. Ne yaparsan yap. Evet Nazlı.
Tişörtün gerçekten sana çok yakışmış. Aynen. Tam sana göre. Tam benlik. Kesinlikle öyle. Sen giysen eğreti dururdu. Yok ben öyle bir şey giymem zaten. Giyemezsin zaten. Başkalarının erkek... Bir konuşayım ondan sonra konuş. Başkalarının erkek arkadaşının bana bakması hiç de hoşuma gitmezdi. Yarın bir gün başına geldiğinde ki gelecektir böyle büyük konuşanların sonunu görürüz. Sen buradaki espriyi anlayamazsın. Espri. Hı hı. Yok sen daha çok küçük olduğun için havalarda uçuyorsun şu anda. Ben o alttaki ufak güzel mesajı anlayabilirim ama evet, senin görüş alanın biraz kısmıyla. Görüş alanım gayet de adaletli. Sende de olsa keşke. Adaletli. O zaman git avukat falan ol. Burada ne işin var? Onu da olurum sen merak etme. Ol saçını bence da, de yakışır bu tipine. Saçını da yamuk toplamışsın. Yamuk toplamadım ben böyle yaptım. Tipimle de alakalı hiçbir problemim yok ona emin ol. Tişörtün sana çok yakışmış. Evet bu yolda böyle evet, devam et. Evet çok yakıştı. Çok devam yakıştı. Sürekli böyle de giyeceğim. Evet çok sevdim. Hadi bakalım İdil bekliyoruz seni. Anında öyle oldu. Şeker kız kendi. Tamam. Ya tabii ki tişörtün tam sen. Bilmiyorum bu arada hani o üzerinde selfie yazan tişörtlerden nefret ediyorum. Onlar her yerde var diye. Bu tişört hangisi öyle var? Her yerde olanlardan biri mi? Ben ilk defa gördüm. Ben de değil. Değil değil mi? Ben de ilk kez gördüm. Ben de ilk defa gördüm. Hani ilk defa gördüm ve sevdim ama hani şöyle çok pazara düştü durumundaysa. Yok yok ben hayır gerçekten çok bakarım. Pasajlara falan da bakarım. Öyle olsa illa karşılaşırdım. Hiç görmedim. Yani o kadar çok yani bu arada hani pazara düştü de yanlış anlaşılmasın çok tüketildiyse bu kelime komik değildir. Pazara dediğin yani şey. Yani işte herkes giydi, herkes tüketti bu esprinin hani artık gülünmeyecek aynen bir durumu varsa diye söylüyorum. Arkadaşlarıma gösterdiğinde de hani hiçbiri ben aa bunu biliyorum demedi. Yani bu biri espri tam sensin. Zaten bu yarışmaya gelmeden önce hani bir sosyal medya fenomeni olmuş. Bunu da yalnızca feminen pozlarıyla yapmış bir kızın tişörtü bu. Ben şu kolu deri denim ceketi sevmiyorum. Hı hı. Çok böyle çok eski geliyor, çelik gibi geliyor bana yani. Ben de çok yani, beğendim. Ben çok sevmiyorum ben çok bu. Sevdim. Yani ben seviyorum. Kolu deri ne gibi geliyor dedin sana? Çelik gibi geliyor. Çelik ne ya? Çelik vardı ya. Şarkıcı. Lan nereden geldi o ya? Öyle bana o hava o ben bildiğimiz demir çelik falan oraya gittim. Hayır bayağı güzel çelik. Çelik. Yok ne çeliği? İsmail Yaka'dan sonra çıkamadım oradan galiba ondan kaldı. Çelik geliyor sonra. Ama ben çok seviyorum. Öyle gibi geliyor. Ben çok seviyorum deri ve jean'i bir arada sevdiğim için. Mesela böyle bir montu ben de bu yaşımda hala giyerim ve keyifle giyerim. Söylemek istediğim hani vardı ya erkeklerde topuklu ayakkabı. Hı hı. Şöyle onlar gibiydi değil mi? İşte erkeklerinki böyleydi. Evet. Yani aynı bu kalınlıkta topuk kalınlığı da buydu. Öyle bir fotoğrafınız varsa getirsiniz. Var 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 getireyim. Paçaları da böyle açık. Tamam. Ağaca dayanmışım. Ay görüyorsunuz. Böyle var bir resim. Saçlarım da böyle böyle tam hippi. Tam bu ayakkabılardı işte. Yani şu anda tam yaşının fırlama. Zıpır. Böyle hani var ya şirin, lanet, tam babası ne demiş buna çaçaron? Çaçaron. Tatlı bir kızısın yani bu sen misin sensin? Çok beğendim. Teşekkürler. Coco. Coco. İdil, ben 5 puan veriyorum. Teşekkürler. Puanlamam mı aldın? Çok beğendim. Onun puanlayası geldi. Evet. Çok beğendim. Her şey çok sevdim. Çorapların çok büyük hayranım. Her zaman kullanıyorum. Çok sevdim. Ayakkabılar süper. Her şey çok güzel. Her şeyi beğendim. Teşekkür ederim. Umut? Sibel'in kot ceketi beğenmemesinin nedeni aslında o kot ceketin ilk çıkışı şöyle. Sonra o bir iki yıl içinde moda oldu. Normalde deri ceketin üzerine kot yelek giymek. Kot yelek. Hmm. Gerçeği o. Derinin üzerine kot yelek. Evet evet. Tabii tabii. Gerçeği o. O zaman şurada boşluk oluşuyor ve ikinci bir kat hissi yaratıyor. Şimdi bundan sonradan yapıldığı için, moda olduğu için. Bir de ben bu açık mavisini sevmedim. Koyu olsa belki daha evet, tatlı evet olabilirdi ama. Ha, yıkaması da, yani yıkamasını da sevmedin değil mi? Ben de koyu için sevmiyorum. Bana evet. Bir de İdil'in kafası küçük geldi bugün bana. Böyle bir bağlı ya şeyde, beter böcekte. Bir küçük geldi kafası. Hastanede oturuyorlardı ya, neydi o karakter? Fönlü ondan herhalde. Ay beter böcek ay Allah'ım ya. Ay ya. Ama bunun kafası yok. Özür diliyorum. Ama ya. Biraz çok üstüne ayıp, gelmişim. Çok ayıp. Biraz üstüne gelmişim tamam. Biraz üzerine gelmişim. Ya Umut ya. Tamam.
Ben ya, abi, bu arada ben izlemiyorum Öncelikle bilmediğim için. Nasıl izlemedin ya Beter Böcek'i? Ben izlemiyorum. Abi, Beter Böcek bayağı kült bir film. Nasıl ama izlemezsin? Ama izlemiyorum senin kült filmini. Kafası Allah yok bile. Bence herkes Beter Böcek'i bir kere izlemeli. İzleseceğim. Ama sen mucizeyi iki kere izledin. Çok o kadar küçük hatırlamıyordum ya, kafasını. Yani bu arada söylüyorum. Küçükmüş, evet, bu arada söylüyorum. Umut Eker, Masum Kırmızıgül'ün mucizesine iki kere gitti. İkisinde de ağlamış. Ah. Bayağı. Vallahi. Ben de ikinde de çok ağladım. Ben ilkinde ağladım. Gittiniz sonra ikinciye gittim. İkincide de ağladım. Allah'ım yarabbim. Ve ağladım. Hüngür hüngür ağladım. Umut yani. Eker'den bekler misiniz? Ben gitmeyeceğim. Böyle de terkleşe bir adamdır. Bayağı saygı ve eğiliyorum yani. Neydi? İnanılmaz Masum düşün. Kırmızıgül'ün mucize filmine iki kere gidip ikisinde de ağlamış. Yani korkunç dokunmuş. Evet. Çok. Noktalar var. Şaşırdım. Senin ağlamana şaşırdım. Ya benim bir özel hayatım var sonuçta, ben ağlayan. Ay, özür dilerim. Mesela bayağı fanatik Fenerli olan, evde her hafta maç izleyen. Evet, Murat olan bir adamım öğrencisi. Peki tarz mı değil mi arkadaşımız? Sonuç tarz. Olarak. Teşekkürler. Tarz. Koko. Tarz. Teşekkürler. 5 puanlı tarz. Şu kafa. Umut. O da çok üstüne gelmişim. Ondan ben de görünce biraz şey yaptım. Tamam. Tarsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Tamam, Allah'ım zorla çıktı gerçekten. Hadi yıldızları aldım. Bir şey söyleyeceğim buradan duyarsa. Şu ayakkabıyı yapan kimse. İstiyorsun. Lütfen 44 numara. Tamam. Söyleyeyim. İstiyorum. 44. 44. Haydi hoşça kal. Yoksa onu söyleyecek hiçbir şey yok zaten. Şu konuşmaya bak ya. Ya söyleyeceğin halinde bunu mu söyleyecektin? Hakikaten beni eleyin. Ben istemiyorum ya. Hayır, istemiyorum. Bundan sonra neyse olsun. Ben artık gidiyorum. Hayır gidiyorum. İki tane kız senin yüzünden elendi kardeşim. Bu yarışma bu kızın üstüne kurulduysa eğer, o zaman hep biz gidelim. Müge gel buraya. Müge. Olur mu yani böyle ya? Kendisi saygısızlık yapıyor. Ne olur mu ya? İki tane kız gitti bu kızın yüzünden ya. Hayır, ben burada kalmayacağım. Müge Ökmen geliyor. Kızlarımız bugün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bakalım. Seni hemen oturtmak istiyorum. Ben senin yerini acı çekiyorum şu anda. Evet, ayakkabılarım rahatsız. Mikrofon elbisemi çekiyor. Eyvah. Kızacaklar birazdan bana. O da madem en zor kızacaksın şeydir. Neden giyiyorsun diye. Evet. Ayakkabıyla da zor yürüyorsun ama giymişsin, taşımışsın. Ben Sibel Hanım'dan ders almak istiyorum. Evet. Yok, ben çok kısa süreli yürüyorum sizin gibi değilim. Bir daha giymeyeceğim ama aldığım ikinci ayakkabıydı. Bir daha bu topuk giyemeyeceğim. Peki nereye gidiyorsun böyle Müge? Ben bir saç yarışmasında fotomodellik yapıyorum. Daha önce bu elbisemi de orada kullanmıştım. Tekrar canlandırayım dedim. Evet. Şurada bir parça var. Devamında saç aksesuarlar vesaire şeyler kullanıyorlar. Oradayım. Çok güzelmiş. Peki. Kuşadası'ndayım. Oo, yazın. Yaz. Evet. Harika. Dön bakalım. Aygün ne söyleyeceksin? Çok inceledin Müge'yi. Evet, çok inceledim. Ayakların şiş mi? Değil mi? Yok, değil. Ayakkabı o zaman çok, sana kötü çok... bir haberim var. Galiba ayakların taraklı senin. Çünkü ya da bu ayakkabı senin ayaklarını taraklı göstermiş. O yüzden sana yakışmamış. Yoksa bilek kısmını çok beğendim. Her ne kadar bacak boyunu kesse de. Taraklı olan kısmından rahatsız oluyorum. Bu bir. Var mı yoksa ayakkabı mı göstermiş? Kötü yorum yapabilirsin. Yakışmamış diyebilirsin. Hayır, ben ayakkabıyı diyemezsin. Ben ayakkabıya kusur diyorum. Kusur ararsan kusur çok bulursun. Ben Aygün. Ayakkabıya diyorum. Bak yani bak, şey yok. Bir kere söylediğim şeyi bir anla. De, lafımın bir üstüne laf söyleme. Yok. Artık seni sorduğun soruları sana dışarıda lafımın cevap üstüne veriyorum. Laf söyleme. Demek ki artık sana saygı gösteriyorum.
lütfen bunu tekrar yineleme, olur mu? Peki ayakkabın ayaklarına yakışmamış Müge'de ama ayakların taraklı deme. Burada daha önce Müge, de sen benim söylediğimi bir anla, ben sana ayakların taraklı demek istemiyorum. Bu benim kompleksim ve rahatsız oluyorum. Ben sana ayakkabı ayaklarını eğer ayakların taraklı değilse dedin. Bir dinle. Eğer ayakların taraklı değilse ayakkabı ayağını taraklı gösteriyor diyecektim. Neden her çıktığında bana oynuyorsun? Ayakkabının modelini beğenmedim. Ben sana niye oynayayım ya? Benim oynamaya ihtiyacım yok. Ayakkabını o yüzden beğenmeyecektim. Ama eğer senin bu ayağının doğal yapısıysa o zaman yani ne cesaret bu ayakkabıyı giyiyorsun? Zaten yürüyemiyorsun. Giymeyecek miyim ben? Ayakların böyleyse giyme, sakla onu. İnsanlar giyinirken kusurlarını örtmek için giyinirler bazen de. Benim için kusur değil. Ben seviyorum ayaklarımı. Sana ne bundan? Seni mi ilgilendirir? Ya lütfen ben onun yorumunu dinlemek istemiyorum ya. Doğru ben başkaları gibi seni mutlu edip buradan çıkmayacağım. Sonuna kadar sana cevap vereceğim. Serpil hata yaptı. Senin amacın herkesi bu şekilde fitilleyip tek tek göndermek. Ben seni hiç mutlu etmeyeceğim. Canım. İstediğin yeri benimle alamayacaksın. Beni dinle, ben konuşuyorum. Beni dinle, ben konuşuyorum. Beni dinle, ben konuşuyorum. Beni dinle dedi. Ben konuşurken sen beni ya beni dinleyeceksin. Şu an ben konuşuyorum. Sen beni dinlemiyorsan ne cüret ben seni dinleyeceğim. Ya müdahale eder misiniz lütfen ya? Hangi akla benim lafımı bölüyorsun bir de kalkıp kendin konuşurken? Ya ben konuşuyorum. Ay sen nasıl bir insansın ya? Ben konuşurken dinledin mi? Lidyacığım dinliyorum seni tatlım. İstersen ona ben karar vereyim Müge. Peki özür dilerim ama onu dinlemek istemiyorum yani. Ona da ben karar vereceğim yani. Müge. Bir şey yok. Ona da ben karar ben vereceğim Müge. Ben de sana yorum yapmak istemedim zaten. Istemiyorum. Aygün, yorumların bitti seni. Mi? Müge ve Aygün. Konuşacak mısın? Dinlemiyorum. Müge. Ve Aygün. Sana mecbur muyum seni dinlemeye? Sana ne söyleyeyim ki ben? Müge ve Aygün beni duyuyor musunuz? Aygün bitti mi söyleyeceklerin? Ben zaten bir şey söylemek istemiyordum. Sırf siz hani söz yorumunuz var mı diye sorduğunuz için yorum yaptım. Yoksa ona söyleyecek hiçbir şey yok zaten. Şu konuşmaya bak ya. Ya söyleyeceğin halinde bunu mu söyleyecektin? Hakikaten beni eleyin. Ben istemiyorum ya. Hayır istemiyorum. Bundan sonra neyse olsun. Ben artık gidiyorum. Gidiyorum. Hayır gidiyorum. Müge. İki tane kız senin yüzünden elendi kardeşim. Bu yarışma bu kızın üstüne kurulduysa eğer o zaman hepimiz gidelim buradan. Müge gel buraya. Müge. Olur mu yani böyle ya? Kendisi saygısızlık yapıyor. Ne olur mu ya? İki ya? Tane kız gitti bu kızın yüzünden ya. Benim yapamayacağım, kompleksim. İnan yapamayacağım. Ne olur ayağımın taraklı olmasıyla dalga geçme. Kompleksim ben diye bir itiraf. Hayır, bırak. Hiçbir insandan gelemez yani. Ebru, anladın mı? Bir dakika. Ve sen burada, onun üzerine 10 kere dedin yani. Ben program yapamayacağım kardeşim. Hayır ben hayır, burada kardeşim. Kalmayacağım. Ben de gideceğim o zaman kardeşim. Ben de gideceğim o zaman. İki tane kız gitti ya. Hoş ne mu? Ne alakası var Cemil Bey? Hayır hoş mu böyle bir şey Ebru'cuğum? Ay sana söylüyorum Ebru'cum hoş mu bu? Senin fikrin ne? Tabii ki hoş değil fakat o da hiç hoş olmayan şeyler söyledi şimdi. Ama yani söylediği laflar o kadar ağır laflar ve o kadar hakaretler ediyor ki. İnsani bir şey söylüyoruz Müge'nin geleceğini düşünüyorum. Yani kimse mecbur değil çekmeye onun hakaretlerini. Ben burada başım şişiyor onun hakaretlerini dinlerken. Hepiniz olmaz ki ya. Hepiniz burada bana ağır konuşuyorsunuz. Bey, ben bir kere saygısızlık yapıp şu... olmaz. Olur böyle şeyler deyip geçeceğiz ama ne yazık ki geçemiyoruz. Gördüğünüz gibi bir anda moraller düşüyor. Ve tabii ki bizim de çok sevdiğimiz yarışmacılarımızın böyle tartışmalar yüzünden gitmesini pek istemiyoruz. Az sonra Müge'nin buraya geleceğini düşünüyorum. Çünkü o akıllı ve olgun bir kız. Derdini bir şekilde sizinle paylaşacaktır ve çözebileceğini düşünüyorum. Ama şimdi elbette ki şov devam ediyor ve sırada Buse var. I'm dancing on my own, I'll make the moves up as a
neyse, keyfimi yerine getirdim biraz. Yeşil kafa. Hoş geldin. Hoş bulduk. Peki nereye gidiyorsun böyle? Nereye gidiyorum? Ben bu sefer ailemle yemek yiyeceğim. Saçların çok güzel olmuş. Aa, teşekkür ederim. Ailenle yemek yemeye cici kızı oldun. Evet, usta kızı oldum. Dön bakalım, arkadaşlarından yorum var mı? Şayet hala takat kaldıysa. Evet İdil. Evet. Ah, gözlerime inanamıyorum. Ah. Stiletto giymişsin. Ah. Tanrım. Kadınsal bir şey gördüm üzerinde, inanamıyorum. Nasıl hissediyorsun? Nasıl bir duygu? Değişik hissediyorum kendimi. Ya zaten... Ses tonum bile değişti, baksana. İlk stiletto giyen biri için fazla bir numarama beklememek gerekiyordu. Stiletto'nun en bilindik ve en şey modeliyle başlamışsın. Yani sonuçta ilk defa giyiyorsun, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Yakışmış mı dersen, bence yakışmış. Sadece hani bu stiletto'yu giydin, bir numara yaptın. Keşke üstünde de bir numara yapsaydın. Renk patlattın. Daha da bir şaşırsaydık. O efendim? Kadar. Renk patlattın bir tane. Renk patlamış. Fenerbahçe yemeği. Güzel gider. Ve Fenerbahçe yemeğindeymişsin gibi duruyor. Yani keşke üstünde de bir numara yapsaydın, dediğim gibi. Ayakkabıyla şaşırttın. Umarım ilerleyen günlerde üstünde bir numara göreceğim. İlk defa da yüzük takıyorum. Efendim? Yarışma boyunca ilk defa yüzük takıyorum. Yavaş yavaş kadınsal olgulara doğru gidiyorsun. Bu yolda yanındayız. Destekçiniz canım. Peki, hadi alalım seni Buse. Alalım. Vallahi bayıldım. Kadınlığa doğru adım atmak demek feminiteye. Bu kadar olabilir. Saçında da bence bütün hayatım boyunca da mavi kalabilir. Çok büyük sanatçılarımızdan biri biliyorsunuz, Günsel Kato. En az 15 senedir falan türkuaz saçla dolaşıyor. Ve şahane yakışıyor ve taşıyor. Kendisi de buradan sevgilerimi. Aynen. Büyük bir sanatçı. Onun için de bütün hayatım boyunca türkuaz kalabilir de yani. Evet, ben de saç rengimi seviyorum. Türkuaz kalabilir, onda bir şey görmüyorum. İlk defa böyle seni, bir de pantolon giydiğin için çok teşekkür ederim. Kumaş bir pantolon. Evet. Hoş da bir pantolon. Kadife mi o? Evet, kadife. Kadife, biraz dikişinde hata var. Yani dikişleri büzmüş. Aynen. O hatalar var. Keşke biraz kurşun koysaydın şeyine. Fakat ayakkabıyla onunla çok sevdim. Çantayı çok mu sevdin? Hayır, sevmedim. Çantada senden böyle bir, hani bir tarzın var ya, hani bir tarzın var senin. Çantada öyle bir şey bekledim senden yani. Geri kalan hani kısımda beklemedim de çantada böyle bir tavır bekledim. Teşekkürler. Çanta konusu açılmışken aklıma bir şey geldi. Söyleyeceğim, unuturum sonra. Mesela bel çantası falan taksaydın, evet, bayağı iyi olurdu. Evet. Şu an geçelim. Of, keşke öyle yapsaydı. O kadar. Ha, yok, var daha yoğunluğum var da bel çantasını söyleyeyim dedim. Ha, çanta, evet. Ne kadar güzelsin bugün. Bayıldım ben de. Yarışma boyunca ilk defa güzelsin lafını alıyorum. İlk defa. Nasıl hissettiriyor miyim? Sana bu? Pantolonuna bakabilir miyiz? Tabii. Çok güzel pantolon. Çok güzel. Çok doğru. Çok enteresan bir şey söyledi Cemil Bey, Coco. İlk defa güzelsin lafını duyuyorum dedi. Yani sen diğer kıyafetlerle kendini hiç güzel hissetmiyor musun? Yok, hayır, güzel hissediyordum da genelde tarzım, kıyafetlerim konuşuyordu. Peki onlarla güzel misin sence, evet, sen? Evet. Onlarla kendimim. Evet. Onlarla yani ne kadar kötü. Ama kendini olsa... güzel hissediyor musun? Evet, her zaman. Şu anda kendin değil misin? Şu anda da kendim olduğumu hissettim. İçimde böyle biri olduğunu bilmiyordum ben. Ama şu anda da gayet... Ya daha dün inat ediyordun. Hani ben kendi tarzımdayım, böyle geleceğim, bunu göstereceğim. Hayır, sığ değilim, hayır tekrarlamıyorum diye. Birazcık fırçayı yedi, bak nasıl oluyormuş. Ya ben o stiletto giyip yürüyemedim ya, o zaman koptu bende ipler. Ama şimdi buradaki yürüdüm... birçok insandan daha güzel yürüyorsun. Teşekkürler. Sözünü kestim, Coco'nun sırasını aldım gibi oldu ama yani ben hemen söyleyip bitireyim. Hani biz de tam bunu istiyorduk yani, kendi tarzını her stile uyarla. Normalde terssin ama bugün güzelsin, haklısın, çok haklısın. Çorapların çok doğru seçtin, çok beğendim. Yani her şeyi çok çok sevdim. Bu saç çok yakışmış sana. Dövmeler görüyorum, o kadar mutluyum ya. Çok beğendim dövmeler. Yani süpersin. Meydana çıkmış dövmeler. Evet. Evet. Onları kapatmamaya çalışıyorum özellikle. Evet yani. Süpersin. Bence de bu yarışmada bugüne kadar stiletto'yu en iyi yolmayanlardan bir tanesisin. Oy. Oldum bence.
Böyle bir pantolon daha kimse giymemişti. O yüzden ayrıca tebrik ediyorum seni. Başarmışsın abi. Yani bence süper. Bayıldım. Çanta da işte dediğim gibi vintage bir detay. Senin olmazsa olmazın. Evet. Ama fazla beğendim yani. Çok güzel olmuş. Ay, tebrik çok, ediyorum. Kesin bayılacağım. Tarz mı? Alkış yaptı. Çok tarz. Çok tarz. Tarz. Çok hakikaten. Evet, senden beklentilerimiz büyük gördüğün gibi. Evet. Sürdürmeni diliyoruz. Hadi bakalım Kaptan Yıldız'ı. Hadi. Ay. Evet, şimdi tatlı Müge'yi buraya çağıracağım ben. Makyaj falan gitmiş. Ağladın mı? Ne yaptın? Yok, hiç ağlamadım. Sevmiyorum ağlamayı. Gel, ben senin yanında durup seni koruyacağım. Özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Ne oldu? Böyle bir moda mı zannettiniz bu gitmeyi? Yani, kimden kaçtın? Aygün'den mi kaçtın? Kendime hakim olamayacaktım artık. Çok yıprandım. Yani ya ağır konuşacağım diye durduramadım ya da ona bir zarar vereceğim diye gitmeyi tercih ettim. Yani artık prodüksiyon ekibinden de yardım istedim. Hani kötü oluyorum çünkü. Çizgiden de çıkmak istemiyorum. Belli bir duruşum var. Yani bunu da bozmak istemiyorum. Karşıya da farklı yansıyor. Belli şeylerin de önüne geçemiyorum. Yani bazen kalite parayla olacak bir şey değil. Duruşla, aileyle, eğitimle olacak bir şey. Şöyle davranmaya karar verdim. Daha önce onunla konuşmayacağımı söyledim. Ha, yine özellikle konuşmuyorum ama bana bir soru sorduğunda saygı gösterip cevap veriyorum. Burada yan yana oturuyorum. Bir şey sorduğunda cevap veriyorum. İçeride cevap veriyorum. Hani bazı insanlar gibi onu tamamen silmedim buradan. Böyle deneyeyim dedim. Ha, o bana iyi davransın diye değil. Ama bir ölçüsü olmalı artık. Duruma bir idare ettim. Hani artık diyorum ki hani öyle bir artık noktaya geldim ki yardım istedim. Yani hani ben çizgimden çıkacağım. Zaten sabah esprisini yaptım. O böyle devam ettikçe her gün biri gidecek buradan. En son zaten o kalacağı için birinci olacak. Müge, evet, bak bir şey diyeceğim. Size böyle bir şey meydan vermeyecek. Bir şey diyeceğim. Elbette. Tabii. Kavga ediyorsunuz ama bence keşke tarzınız hakkında, stiliniz hakkında kavga etseniz. Ben buna şöyle diyorum. Bu benim yıllarca başıma geldi. Toplum baskısı diye bir şey var. Ben gençken çok çılgın giyiniyordum. Gel, seni yerine alalım. Tabii. Umut konuşmaya başladı. Çok çılgın giyiniyordum. İşte mahallenin bakkalı bu ne derdi. Dışarı çıkardım, insanlar bakardı. Laf söverdi. Psikolojik olarak çöküyorsun. Dayanmak senin evinde. Ama siz kavganın dozunu aşıyorsunuz ve başka bir eve getiriyorsunuz. Kendi adıma şöyle söyleyebilirim. Ben bunu çok dikkat ediyorum. Yani arkadaşlarıma içeride de dışarıda da konuşmalarıma gerçekten dikkat ediyorum. Benden şikayet olan biri varsa şu an konuşabilirim. Ben seni çok iyi anlıyorum. Ben sana başka bir şey anlatıyorum aslında. İyi bir şey anlatmaya çalışıyorum. Evet, anlıyorum. Yani ben burada şuna rastlıyorum birçok arkadaşta. Kendini çok iyi hissedip buraya geliyor. Biz ona taz değilsin diyoruz ki demek için buradayız ya da tazsın demek için buradayız. Ertesi gün bakıyorum küsmüş ve çok kötü gelmiş. Ben bunu hissediyorum artık. Şimdi bu yavaş yavaş böyle devam ediyor. Şimdi buradan çıkmak modu oldu. Çıkıp gitmek. O zaman gerçek yaşadığımız hayatta da toplum baskısı, insan baskısı, Aygün'den nefret mi ediyorsun? Sevmiyor musun? Evet. Dışarıda Aygün gibi bir sürü kişi var. Ya da Ayşe Fatma. Ama aynı ortamda soluyorum onunla birlikte. Ne yapacaksın? Yani dışarıda muhatap olmazsın, hayatından çıkarırsın. Ben sabahtan akşama kadar ailemi görmüyorum 3 haftadır. Onu her gün sabahtan akşama kadar görüyorum burada prova esnasında. Ama dayanıklı olmak zorundayız. Kendini koruyamıyorsun abi o zaman. Ben koruyamıyorsun kendini. O kadar güçlü biri değilim yani. Ama hakikaten güçlü olmak zorundasın. Yapamıyorum. Hayır, yani ya böyle baştan benim hayatta bazı doğrularım var. Hani önümde ne olursa olsun bunun önüne geçemez. Geçemez. Yani izin vermiyorum. Hiçbir şey bunun önüne geçemez bak, benim doğrularımın. Müge'cim çok haklısın. Her zaman ama doğruyu bak, sen, düşünüyorum. Senin naif bir kız olduğunu ben şuradan gördüm. Bir kere sen
Hani baştan dedin ki yani ne olur şu ayaklarının taraklı meselesine girme. Benim kompleksim var dedin. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde benim kompleksim var cümlesini kurabilecek kadar naif yürekli insanların çok az olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? O yüzden hani ben seni gayet iyi hissediyorum. Çok naif ve bunu baştan söylemiş bir insansın ki karşında hani gayet seni yaralamaya oynayan biri var. Bunun üzerine sana belki 10 belki 15 kere reji sayar. Ayağın taraklı, ayağın taraklı, ayağın taraklı. Bu arada ayağın taraklı falan değil. Gayet de güzel duruyorsun. Nefis bacakların var. Çok güzel bir kızsın. Proporsiyonun da harika. Yani bu hani benim kompleksim varı aşman ve bunu böyle söylememen gerektiği konusunda sonra seninle konuşurum ama bunu demek de başka bir gerçek yürekliliktir yani, anladın mı? Hani benim kompleksim var diyebilmek de öyle her baba yiğidin harcı değildir. O yüzden seni takdir ediyorum. Söyledin. Hani naif bir şekilde hani önceden süngünü indirdin. Ve o buna karşı kullandı. Ama sen de evet sinirlerine hakim olmalısın. O saatten sonra sen bu kadar gerçekçi yaklaşmışsın. Karşındaki hala seni vurmaya çalışıyorsa asla kötü söze gerek yok. Asla. Susturamıyoruz ki Sibel Hanım. Ama tatlım yani şeye gerek yok ki mesela. Son sözü o söyleyecek ama hep vurgu. Ama bir tek bir şey var ki çok doğru bir şey söyledin. Dedin ki sen ne yaparsan yap ben buradan gitmeyeceğim. Bu, öyle devam et. Bir dakika, bu güçlü bir kadının, kızın söyleyeceği bir laftır. Ve doğrusu da budur. Evet. Yani doğrusu da budur. Çünkü maalesef o seni, hepimizin bir kompleksi var, en zayıf noktandan yakalıyor. Bence bugün sana bir ders olsun. Evet. Çünkü evet. Hayatın boyunca insanlar seni en zayıf olduğun noktayı hissettikleri dakika oradan yakalarlar. Ve oradan da kaybettirmeye bakarlar. Tam tersine ben seni yerinde olsaydım ayakkabıyı çıkartır, ayağımı gösterir, şuraya da oturur, uzatır. O kadar güzel bir kadınsın ki. Aynen. Ve bir de ayrıca laf eden kim? Bir ona bak, bir kendine bak, bir de etrafa bak. Yani sen çok güzel bir kızsın. Kimse buradan ayağının... kalkıp da gitmek modasını kaldırın. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Biz de jüri olarak... Sizlere karşı saygımız kalmıyor. Haklısınız. Saygı kalmayınca da ne giyersen giy beğenmeyeceğim. Buradayız, hep beraber buradayız. Ve biz sonuna kadar tabii ki uğraşacaklar. Peki, tamam, elbiseye geçelim. Evet, konuyu geçelim. Ben kıyafet çok hakkında yorum yapmayalım isterseniz. Tarz mı değil mi? Müge'yi bugün ben çok yıprattık. Ben vallahi çok beğendim. Bir tek saçına kızdım. Çünkü bu da... Ben yani de saçını kızdım? Beğendim. Bu münasebetsiz. Sizden bunun yüzünden kızdım. Bunun yüzünden kızdım. Çünkü bu bir gün yaptı o saçı. Herkes. Şimdi kızların her biri şurasına bir şey koyup çıkıyor. Kuaförü anlatana kadar internetten indirdim resimlerinizi. Evet, internetten herkes bir kere yaptı. İşte bu da bir akım. Ay. Tarz. Tabii ki. Ben de ayaklarını beğendim falan diyormuş. Evet, ayakkabılar da çok hoş. Ayakkabılar dehşet yakıyor beni. Tarsın mı geceğim? Teşekkür ederim. O kavga için hiçbir şey söylemeyeceğim. Yani çok sıkıldım. Bana özür ne? Özür dilerim. Bana ne? Şey. Unutuyorum hemen. Ayakkabıların aşık oldum. Aşık oldum. Elbise güzel ama biraz kısa. Bir de ben de saç beğendim. Çok farklı, çok ideali. Güzelsin bugün. Bir tek çanta sevmedim. Çanta mı? Tarz geldi. Ama tarz. Umut, tarz mı değil mi? Tarz değil dedi. Ben ama spike'ları hiç beğenmedim. Yani dürüst olmak zorundayım. Evet, o şeyler. Elbisenin göğüs kısmındaki spike'lar... Evet. Döküldü. Zımbalar. Yok, evet. Dökülmesi değil. Spike işte, zımba. Yani ben onları hiç sevmedim ama elbisenin proporsiyonu ve kalıbı çok güzel olmuş sana. Ayak... ve bantları da evet, çok haklısın. Hadi bakalım. Yazılı kapsetmeyeceksin. Çok teşekkür ederim. Efendim? Olurdu. Pes etmeyeceksin. Peki, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Herkesin açıklarını burada söyleme. Ben senin açıklarını söylersen burada rezil olursun. Siz hiç yanlış yapmadınız diyecek. Kimsin sen? Ayol kimsin sen anlamında. Ya? Sen kimsin? Senin adın olsa ne olur? Bir defa bu elbiseyi giymek senin ne haddini? Ne demek ne haddini? Ya ne haddini? Onun içinde sen güm güm diye bugün de gir gene aşağı. Sırada Özde var. Özde Özkan'ı bekliyoruz.
Gel. Merhaba. Çok yukarı çıkmış. Evet, onu indiremedim bir türlü ya, niyeyse. Göbeğini mi açmak istiyorsun ondan mı? Yok. Aksine kapatmak istedim, kapanmadı bir türlü. Peki. Merhaba. Hoş geldin. Hoş Kırmızı bulduk. Siyah. Evet, klasik. Klasik mi? Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Güzel, ilk defa kırmızı siyah yaptım galiba. Evet. Yakışmış. Bakalım, teşekkürler. Oldum Nereye acaba? Gidiyorsun? Babanla buluşmaya mı? Yok, ona daha osuruplu bir şey giymem lazım. Peki. Erkek arkadaşım sürpriz yapmış. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Aldı beni. Bir yere gidiyoruz. Allah'ım, erkek arkadaşı sorsan da hiçbirinin erkek arkadaşı yoktur ya. Hepsi bir hayal dünyası, çok geniş. Erkek arkadaşına gezmeye gidiyorsun. Evet. Sürpriz. Peki, sürpriz. Buyurun bakalım. Evet Nazlı. Merhaba. Yani bugün benzediğimizi söylemiştim. Sen beni eleştirdin ama ben eleştirmeyeceğim. Yeni bir şey denemişsin saçlarında. Toplu saçta gayet güzel olmuş. Bundan sonra daha da farklı modeller deneyebilirsin bence. Çantan güzel, ceketsiz olabilirdi. Ayakkabılar da yakışmış. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkürler. Peki İdil. Öncelikle saçını toplamışsın, güzel olmuş. O montunun fermuar kısmından da 5 cekete fermuar çıkar herhalde. Bu kadar bir fermuar var orada. Dehşet, korkunç görünüyor. Ben sevdim vallahi ya. Hoşuma gitti. Bence çok kötü görünüyor. Ceket güzel olabilir ama içindeki parçaların kumaşı çok adi. Yani bu cekete göre çok şey. Yani yazlık bir yerde giyilecek iki parça gibi duruyor. Onun altına stiletto, deri ceket, deri çanta. Hani çok saçma olmuş bence. O içindekileri burada bence kullanmamalısın. Geçen gün de beyaz bir şey giymiştin. Onun kumaşı da böyleydi. Sen biraz kalitesiz kumaş seviyorsun bence. Ama burada bu podyuma göre değil bence o kumaşlar. Yani senin üstündekili aynı bence kumaşları. Benim üstündekili aynı. Evet. Sence kumaşlar. Senin deyince benim deyince. Evet, göz doktoruna gidecek bir aday daha geldi aramıza. Teşekkürler. Sağ ol canım. Sen spotlara konuş sadece, bana ben değil. Ben spotlarla memnunum. En azından spotlara bakınca kendi düşüncelerimi yansıtabiliyorum. Aynen, sen burada orada saçma kal. Saçma şeyler duyuyorum. De sanal alemde kal. Sen başka bir yerde, evet, değil yani. Evet, spot ışıkları ve ben fenomen olduk zaten. Herkes bana spot ışığı fotoğrafı atmaya başladı. Başka bir yerde işe zaten. Güzel oldu. Sen de kendine göre bir şeyler bul artık. Ne yöne çeksek oraya gidiyorsun çünkü. Nasıl yani? Diyorum ki sen de kendine özgü bir şeyler yarat bence artık. Ne olduğu belli değil söylediklerinin, yaptıklarının. Kendine bir yol çiz bence artık diyorum. Ben buraya ne amaç için geldim? Tarzımı göstermek için geldim yani. Ben tamam, bu böyleyim yani. Tarzın da aynı şekilde. Genel olarak söylüyorum zaten ben. Kimsenin ne yönü çekerse oraya gidiyorsun bence. Sen de iki gündür bana takmış vaziyettesin. Ne? Kıskançlık seziyorum sende de. Ecem gibi. Evet, evet, seni çok kıskanıyorum. Belli oluyor canım. Çok inanamazsın yani. Belli o özellikle oluyor. O fermuar çok kıskandım. Niye biliyor musun? Benim montların fermuarını hep koparıyorum. Ondan 5-6 tane çıkar. Bende de olsun, hepsine böyle vereyim istersen tıkarım. Sana. Sende yetmiyorsa veririm yani. İyi olur. Kullanırsın. Evet Ecem. Ne, bana ismimi geçirdin de ben mi seni kıskanıyorum? Kıskanıyormuşuz onu. Nereden çıktı canım bu? Hayırdır? Yani ben hislerimle pek yanılmam da. Hislerinle yanılmazsın. Bence fazlasıyla yanılıyorsun. Şu an duvara çarptım bence. Asla öyle bir şey yok. Ben hissettiklerimi söylüyorum. Neyini kıskandık? Mesela neyini kıskandık? Güzel olmadı ona mı? Ona artık girmeyeyim burada canım. Bir şey söyleyeyim, devamını şey geçeceğiz. Hakikaten. Neyini kıskanmış olabiliriz? Yani istiyorsanız gelin buraya. Hayır, yanıma. Hayır söyle. Ne, boyunu mu kıskandın? Öyle bir şey ya yok. Çok yakışmışsınız zaten. Canım, ben yerin dibinde de girsem girdiğim yeri bir anda karıştırırım ama sen konuşmaya başladığın anda kimse seni dinlemez, duyamaz ay, çünkü. Ay. Sen konuşunca çok şey oluyor sanki. Oluyor sen merak etme. Oluyor, fazla olmuş zaten. Bir şey olmasa burada belli, acar acar bana cevap vermezse. Belli zaten. O ne? Yazıdan belli zaten. Neyden belli? Yazıdan belli zaten. Sen de bunu giyecek cesaret yok. Bir gün sen de yap böyle bir şey de görelim. Yok, ben o alanlara girmem. Ben terbiyesiz değilim. Ha, ne dedin? Ben terbiyesiz değilim derken ben terbiyesiz bir şey göremiyorum üstünde. Eğer terbiyesiz olsaydı zaten burada bir otorite var. Üstündeki tişört terbiyesiz, buraya uygun değil derdi. Arkadaşlarına, erkek arkadaşlarına böyle bir şey yapmak bu bir espri bir şey ama bunu anlamak için belli bir görüş lazım. O görüşe ben bari sahibim. Sahip olanlar da bunu gülerler zaten. Ayıp sen yani. Değil. Bir ayıp şey yani daha söyleyeceğim. Geleyim yanına mı geleyim istiyorsun? Bence ne yapalım biliyor musun? İkimiz de makyajımızı çıkaralım. Bence bakalım nasıl taşıyoruz. Makyajlarımızı çıkarıp öyle gelelim mi ikimiz de buraya? Gelelim. İster misin? Gelelim. Ben hiç bak sanmam. Gelirim. Ben de gelirim. Tamam o zaman. O zaman gel, olur. Sil o zaman. Aa, tekrar hemen. Gelelim. Ben yarınki programa makyajsız gelirsiniz eğer çok istiyorsunuz kızlar. Tamam. Alalım ben seni. Ben gelirim valla, sıkıntı yok. Valla başlayacağım, lokum gibisin. Türk lokumu. Pied de coq ayakkabı. Pied de coq biliyorsun, horoz ayağı. Küçüğü de pied de poule, tavuk ayağı.
nefis yakışmış. Çok teşekkürler. Buradan kalitesini görmüyorum kumaşın. Zaten umurumda değil kalitesi de kumaşın. Ama sen iki günden beri sana söylediğimiz bir şey dinledin. Hakikaten sen busun ve bir tarzın var. Ama iki gündür biraz spor geliyorsun. Hep gündüz öğleden evet, sonra çıkan. Evet. Bir de senin tarzının gecesini görmek istiyor benim canım. Yani bizler için giyinmiş değil, kendin için giyinmiş olduğun bir gece tarzını görmek istiyorum. Yani öyle gelir. Çanta da çok beğendim. Teşekkürler. Deri ceketini de beğendim. Saçını da böyle lalet tayin. Zaten ne giysen yakışıyor kızım maşallah. Çok teşekkürler. Ama ayakkabılara bayıldım. Çok severim böyle bir ayakkabı. Kaz ayağı ben de çok severim bu sefer. Evet, biraz yalnız o göbek görmeyi artık sevmiyorum. Yani kapatmaya çalıştım ama. Hayır, eteğini çek oluyor. Normal yerine. Normalde şöyle olması lazım. Hayır, aşağı lazım. İndir biraz, kısa çok. Ha, üstünü çek. Ha. Ha. Evet, şöyle daha hoş. Teşekkürler. Sibel, sence nasıl? Ben ceketini sevdim. Bayağı sevdim hem de ceketini. Ben çok sevdim. ayakkabıların da kırmızılı, siyahlı bir kombine, böyle siyah beyaz ayakkabı. İyi düşünmüşsün onu da. Ama evet yani eteğin ve bluzun kumaşlığından bahsetmiyorum ama yani bak şu dekoltesi çok biçimsiz yani. Çok biçimsiz bir dekoltesi var. Ondan aşağı çektim onu ilk gördüğüm anda. Çok biçimsiz. Ya yine jalse. Jalse işte. Yine jalse. Yani evet. Bunun mesela şey yaka da olabilirdi. Şöyle kayık yaka. Yakışabilirdi evet. İçine de çok yakışabilirdi. Veya açmak mecburiyetine değildi. Bunu böyle indirmeye çalıştım. Aa bak içi de ne güzelmiş ceket. Çok güzel. Deri ceket çok güzel canım. Çok güzel deri ceket. Deri ceketini evet. Çok sevdim. Ben de çok sevdim. Şurada mi? Siyah beyaz askı mı var? Evet. Peki. O da güzel bir detay. Ben severim öyle kokoşluklar. Evet. Bu kadar. Ben de ceket çok sevdim. Çanta çok güzel. Ayakkabılar çok güzel. Ama içinde çok sevmedim. Çok sırada buldum. İstediğim gibi durmadı aslında. Başka bir şey hayal etmiştim kafamda ama olmadı. Biraz sade benim için. Ama saçların çok güzel böyle. Teşekkürler. Dediğinizi yaptım. Çok güzelmiş. Bu arada kepçe kulaklı falan değilmişsin. Evet ya. Değilsin. Ya bir de bütün herkesten rica ediyorum. Şuraya geldiğiniz zaman şu yıldızın üstünde bizim karşımızda kendinize daha özgüvenli durun. Durmuyor. Özellikle sen. Hadi. Durmuyor muyum? Aa, yani çok güzel yürüyorsun vesaire. Oraya geldiğin zaman böyle... Heyecanlandır sizin karşınızda. Ya biraz daha yani, böyle bir de kendinden, gerçekten en, kendinden hani, emin dur ya. Evet, baktığımızda en özgüvenli durması gereken evet. Vücut proporsiyonu sende var. Ama hani... Ama geliyor işte, yavaş yavaş. O yüzden yavaş, diyor zaten. Yavaş, evet. İdilleyeceğim, o yüzden sana kabarıyorlar yani. Onlar da senin kadar boy olmamasına rağmen burada küçük dağları ben yarattım diye yürüyor ikisi de yani. Ne bileyim yani... Hani bir evinde cep varsa, cebiniz varsa evinizin bir tanesini cebine koyun. Bize saygısızlık olacağını düşünmeyin. Yani bir duruş, orada öyle durun. Bir duruş yakalayın ve durun. Bize öyle bakın. Ki daha çok inanalım. Tarz mı Umut? Tarz. Tarz. Koko? Teşekkürler. Ben tarz değilsin diyorum. Olsun, teşekkürler. Acımasız Koko. Tarz. Teşekkürler. Sen de ben de tarz değilsin diyorum Özden. Olsun, teşekkür ederim. Değilsin dedi. Değilsin dedim çünkü yani o etek ve bluzu başkası ama Sibel, giyse. Bak, biz bir şey söyleyeceğim sadece. Şimdi kendi teorini kendin çürütüyorsun. Niye? Ne dedik biz dünyada ondan önceki gün? Ne dedik? Birisi gidip pazardan da bir şey alır. Hayır, ben çok kaliteli... Çok pahalı markadan da alır. Hayır, kaliteli taşımış abi. Yok. Bu kaliteli. Kız taşımış bunu. Ben 5 milyonluk etek belki de. Ben kaliteyi sorgulamıyorum. Hayır, kaliteyi değil, tarzı sorguluyorum. O bir plaj eteği. Üzerine jarse bir şey. Kalitesini sorgulamıyorum. Abi duruyor mu öyle? Durmuyor. Plaj duruyor, eteği gibi görüyorum, durmuyor. Duruyor. Bence olsun. Çok büyük bir hata. Olsun, teşekkürler. Tamam. Evet. Sırada Nil Anka var. Merakla bekliyoruz. Kafada şimşek çak çak çakıyor. Ha bir de gördüm aşkların çoğunu. Bizdeki herkese fark fark atıyor. Seni gören kalp tak tak atıyor. Kafada şimşek çak çak çakıyor. Ha bir de gördüm aşkların çoğunu. Bizdeki herkese fark fark atıyor. Hoş
hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir o, hamile misin? Evet, bundan 10 yıl sonramdayım. Evet. Evlenmişim. 4 ay sonra aileye bir çocuk geliyor. Ve bir de Latin geceleri de jüri üyesiyim. Dedim kendim olarak nasıl gidebilirim, ortama nasıl uyum sağlayabilirim? Böyle çıktım. Peki, güzel. Daha fazla oynamayacaksın herhalde. Tamam. Peki. Biraz da hani morallerimiz de bozuluyor ister istemez olanlardan, o yüzden. Peki, doğru. Hadi bakalım. Oh. Evet, Nil hamile. 5 aylık. Evet, böyle fitim. Çantanı daha önce kullandın evet. mı? Evet. Ayakkabını? Yok, ayakkabı ilk kez kullanıyorum. Buranın parçası neden yok? Nere? Kolunun tek parçası. Modeli i̇şte, mi öyle? Ha, böyle onlar Latin, işte salsa, böyle türlü türlü elbise ya. Ben de jüri üyesiyim, dedim şuradan gireyim, buradan olsun. Anladım. Hareketi takı, oradan olsun dedim. Takı olsaydı belki daha güzel durabilirdi üstünde o kıyafet. Onu evet, söylemeyeceğim. Yani Nil, bu ne gibi oldu biliyor musun? Sen bu elbiseyi denedin, çok beğendin ama sana bol ve konsept uydurdun. Aslında elbisenin modeli bu. Yani ya en elbise, küçük bedeni mi? Hayır, elbise bu şekil. Kesimi de bu şekil, giyimi de anladım. Bu şekil. Ama ben bunu giyince kendimi o şekilde hissettim. Hamile gibi mi hissettin? Hayır, öyle olduğumda kesin böyle bir elbise giyerdim diye. Ya ben tarz bulmadım, sen de değilsin. O yüzden iyi bulmadım. Peki Nil, alalım seni. Ah ah. Hiç yutturma, hamile sen böyle olmaz. Asla olmaz. Yani hamile de olsan sen vücut hatlarını belirginleştiren bir şey giyersin. Karnını böyle göğsünü gere gere çıkartırsın. Dar bir şey olur senin üzerinde kesin. Hani bu bol elbiseyi nasıl yuttururum, hamileyim diye gibi olmuş. Yani elbise tabii çok problemli bir elbise. Etek boyu normal değil. Gerçekten hamileymişsin. Hamileyken ancak öyle bir hani şeyde durur, çizgide durur elbise. Hamile değilsin ama öyle duruyor. Evet, ama duruyor. Kırmızı çok yakışmış. Evet. Ay kırmızı yakışmış, beni rahatsız eden. Sonra adım çıkacak her şeyi kesiyor diye. Onun için ben kesmek istemiyorum. Umut kessene. Ama gel bak, gel. Gel şöyle yapayım sana. Şunları sok içine. Tamam. Şunlar ne? Kul değerli. Şunları da sök. Tamam. Sonra sen dikersin. Evet, aynen aynen. Ay. Aa. Yani biraz kalıyor. Evet ya, böyle bile çok daha elegan. Yapışkan var mı? Yok Cemil Bey. Onu da koparın. Gerçekten yok. O fiyonku da kopar. Geldi galiba, al. Bir tane serobant geldi. Kollarını ama yapıversen. Sen bekle orada birazcık. Tamam. Hazırlayayım. Peki Coco, sen bu arada yorum yapmak ister misin? Ben sadece konsept için izin veriyorum sana bu bol... Tamam. Büyük elbise için. Tamam. Hiç sevmedim. Tamam. Ama renk çok yakışmış sana. Ama ben seni çok seviyorum. Neden? Çünkü her zaman gülüyorsun, her zaman mutlusun. Biz her zaman negatif şeyler söylüyoruz ama her zaman gülüyorsun. Çünkü sizi çok seviyorum ve söylediklerinizden hani biliyorum kişisel bir saldırı yok veya saldırı da yok. Hani sizler o kadar güzel öğretici söylüyorsunuz ki. Dedin. Bunu yanlış anlamadığım için ve yanlış bir şey de duymadığım için. Çok tatlısın. Ve ben vallahi. De sizi sevdiğim için. Peki Sibel, sen ne düşünüyorsun? Ben söyledim. Yalnız Umut Bey, ben Sibel gibi, şey, Serpil gibi düşünmüyorum, bilginiz olsun. Cemil Bey şimdi nereye nasıl doğru düşünüyorsun? Evet, önünde. Ne dedin, duydun mu? Ne dedi Umut? Söylesin. Ben Serpil gibi düşünmüyorum, bilginiz olsun dedim. Tabii ki. Bak. Olay ayağına kudeleyle koydum. Tehlikeli değilim. Bak böyle ayaklar da böyle. Çok takip ben. Ondan gözüm başkasını çok görmüyor Umut Bey. Nasıl görsün? Ay Umut'un da sevgilisi var. Saygım sonsuz, benim de var bu arada. Aa tamam. Bak yan dur. Ayakkabıların üstünde böyle hani hafif fiyonk böyle. Tam hamile tarzı okey. Tamam, bir arkadan kıstırsana şu elbiseyi ya.
Şöyle yapabilecek misin sen? Tamam. Ama konsepti mi unutmayın. Yani konseptin zaten... Şey bile bağlayacaktım. O kadar havaya girmiştim. Keşke bağlasaydın. Bağlayacaktım da acaba yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Hayır. Bağlasaydın daha iyi olur. Tamam. Fakat şu anda sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç çantanda hamile... kemer falan var mı senin? Var var. Ha, hazırlıklıyım. Hadi. Tak o kemeri bakayım. Ben böyleyim, göstermiyor. Ah benim ya. Keşke böyle. Niye takmadın onu? Ben dedim eğer hani hemen takarım diye. O büzüme payını arkaya ver. Tamam. Ah, i̇ndir ah. Kemeri biraz da büz. Kemer. Arkadan yukarı çıksın elbise. Kemer biraz atayım. Aşağı insin. İyi ya Cemil Bey kemerin yeri. Yok, belinin tam yerinde değil. Bak bir lokma inerse daha güzel olacak. Hayır tamam orada. Tamam. Hı. Arkadan birazcık arkadan. Kaldır. Tamam. Biraz da elbiseyi yukarı şöyle şey yap. Arkadan. Al 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 al. Ha. Biraz daha. Ha. Ha. Bunu da takmıştım da sonra acaba dedim. Ya nasıl güzel oldun biliyor musun? Nasıl genç, nasıl dinamik. Bir de kırmızının rengi çok güzel çok bir kırmızı. Çok güzel, evet. çok güzel bir kırmızı yani. Kemeri ben getirmiştim. Çok güzel oldu. Peki Umut nasıl? İyi. Yakında buraya bir dikiş makinesi. Değil mi? Evet. Seri üretim. Ebabı böyle her şeyi kesip biçip dikeceğiz. Tarz mı değil mi? Ben artık tabii haftalar günler ilerledikçe geldiği gibi bakıyorum. Biz sadece doğru yolu gösteriyoruz. Tarz değil. Koko. Maalesef. Vallahi cim karnına nokta kurdeleyi koydum o bile kurtarmadı. Teşekkür ederim. Üzgünüz Nil ama biraz daha dikkat etmelisin. Tamam. Aygün ben böyle konuşuyorum seninle çünkü sen hiç anlamadın beni. Yani. 1.70 boyunun ayak numarası kaç? Ben 1.70 değilim ki yanlış yazmışlar. Ne yazıyor burada? Yanlış yazmışlar. Önünde saygıyla eğiliyorum ya Aygün. Kızma diyorum. Kız alsan da kız, artık hiç umurumda değil. Üzülürseniz de üzülün. Onun içinde sen güm diye bugün de gir gene aşağı. Aygün var sırada. Heyecanla bekliyoruz elbette. İçimde bir sıkıntı var. Yerli yersiz bir korku var. Bilsem benimle olacaksın. Dağılacak. Sonra bir de dalması toplaması var. Hadi o zaman ne duruyoruz? Kaça kadar sayıyorsun kameranın önünde? 4. 4 mü 5 mi? 5 mi? Bilmiyorum ben oraya geldiğim, yıldıza geldiğim andan itibaren sayıyorum. Hay kaça kadar sayıyorsun yıldıza geldiğin andan? Yıldıza gelince 4 sayıyorum ama bazıları oraya gelir daha gelmeden saymaya başlıyor. O yüzden onlara göre hesap değişebilir. Evet, en doğrusunu yapıyor musun bu arada resim için? Şu an yönetmenimiz söylüyor. Doğru bir zamanlamaymış. Evet. Peki. Yoksa kameramanlara yazık. Nasıl çekecekler o? Bak iki, bak iki bak saniyede. bak. Kameramanlara yazık. Nasıl çekecekler dedi. Her şeyi de biliyor. Sen her şeyin farkında mısın? Kısmen. Çanta güzelmiş. Yok, tam tersini kullanacağım. O taşlı kısmını değiştiremedim. Böyle mi? Evet. Böyle peki. Daha iyi. Nereye? Nereye gidiyorum? Evlenmişim. Eşimle birinci senemin yıl dönümü. Akşam yemek yiyeceğiz birlikte. Güzel de bir hediyesi varmış. Ha, ondan boş bıraktın. Evet, tabii ki boş bırakılır. Peki. Dön bakalım arkadaşlarından acaba yorum var mı? Hazır mısın bilmiyorum. Seni tabii ki teslim de ediyorum. Hazırım. Nazlı. Öncelikle... güzel şarkıyı bize dinlettiğin için teşekkür ederiz. Bayağı bir yürüyene kadar şarkının tamamını dinledik. O kadar yavaş yürüdün. Güzel poz almışlardır gerçekten. Haricinde proporsiyonun yani üst kısmının yapısı için uygun bir elbise değil bence. Seni olduğundan daha geniş gösteriyor. Benim üst kısmımın yapısına uygun kıyafet biraz yok. Biraz daha kapalı bir şey tercih edebilirsin. Haricinde... bu tarz renklerle sönük ayakkabı çanta yanlışına ben de düşmüştüm. Onu duymuş olarak
onu seçmeyebilirdin. Saçları savurduk biraz. Bence savurulmayacak kadar bakımsız, biraz kesilmesi gerekiyor ya da toplasaydın keşke. Uçları çok kötü. Evet Lidya. Elbiseye yazık etmişsin. Senin üzerinde olduğu için şu anda acıyorum. Hani en sevdiğim renk olmasına rağmen seni şu anda görmüyorum. Buse. Sen galiba dünün etkisinden hala çıkamadın. Gora filminden falan mı geliyorsun bu sefer? Bir de buraya sen hayırdır? Dün şey demiştin ya, ben bu tarzın dışarıda insanların kullanabileceği şekilde olanını göstereceğim demiştin. Bunu mu kullanıyorlar? Göstereceğim. Yazık onlar ama o şimdi zaman. Değil. Yazık. Göstereceğim ama şimdi değil. İlk önce vücudunu tanı bence. Şimdilik sadece ayakkabılarımla. Burada, ayakkabılarım bu arada çok kötü. Burada vücudumuzu tanıyarak giyinmeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Ama ben sen gayet iyi tanıyorum burnun dikinde vücudumu. O kadar gidiyorsun ki ya Allah aşkına 3-6'da bir şeyler söyleniyor ve insan bir tane kelime bile öğrenmez mi ya da öğrenip de uygulamaz mı? Ne zamana saklıyorsun? Elendikten sonra dışarıda seni gördüğümde bana ters görünmeye mi çalışacaksın? Hayır. Eleneceksin böyle gidersen. Sen tamamen tükendiğin zaman. Çünkü insan bu kadar kötü gelemez buraya. Bu, yani bu kadar da olmaz. O değil, bu şekilde de durabileceğini zannediyorsan duramazsın bu şekilde de burada. Edil. Ya ben şunu anlamıyorum. Göstereceğim, göstereceğim, göstereceğim. Ne zaman? Yani şu an bir yarışmadayız. 3. hafta. Şu göstereceğim kelimesini hiçbir arkadaşım kullanamam. Bu kadar zaman göstermediysen bundan sonra senden ne gibi bir numara çıkabilir? Bir. İkincisi, bırak da zamanla ben karar vereyim, sen değil. Bırak da zamanla ben karar vereyim. Hı-hı. Sen yakında gidicisin, bence böyle gelmeye devam edersen. O yüzden bir numaran varsa artık göster. Onu geçtim, ayakkabıların annenin ayakkabısı gibi duruyor. Çünkü sana büyük ya da yürüyemediğin için öyle duruyor. O üstündeki elbiseyi de biraz kendini tanı, haddini bilerek giy. Onu ya Özde ya da Lidya taşıyabilir burada. Ben de taşıyamam. Hem üst bölümüne dedikleri gibi olmamış, hem de senin 1.70 sandığın ama aslında 1.70 olmayan boyuna da olmamış. Saçlarına da herkese burada laf söylüyorsun. Yok aynısınız, yok öylesiniz, sıradansınız bilmem ne. Saçların yataktan kalkıp geldiğin gibi. Doğru, sen uykudan uyanamıyorsun ya, vaktin kalmadı herhalde saçlarını yaptırmaya. Benim saçlarımdaki cesaretin tekini bile sen gösteremezsin. Ne? Ayrıca bu elbiseyi de gayet güzel taşıyorum. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Sen haberin burada benim olsun. Haftalarca giyimime laf ettin, 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 ettin. Ondan sonra sana artık ne olduysa birdenbire böyle gelmeye başladın. Bir laf söylüyorsan arkasında duracaksın ve ona göre davranacaksın. Nasıl davranmam gerektiğini senden öğrenmeyeceğim. Bir eleştiri yapıyorsan kendin aynısını yapmayacaksın. Ben buraya geldiğimde bu ne kılık diyorsan ona benzer bir elbiseyle buraya gelip bana yakıştı demeyeceksin. Sen tutarsız bir insansın. Ben senin giydiğin elbiseye benzer bir elbise giymedim. Sen neden bahsediyorsun? İşte onu anlayamazsın. Ben söyleyeceğimi söyledim. Dinleyen anladı beni. Evet Serpil. Göstereceğim diyorsun. Neyi göstermek istediğin çok aşikar. Kendini göstermeye gelmişsin bence sen buraya. Tarzından çok yürüyüş edaların, duruşun, saçını bir değişiksin yani. Aygün ben anlamıyorum seni. Ne yapmaya evet, çalışıyorsun? Göstereceksen tarzını göster. O yürüyüş ne? 3 saniye daha fazla gözükeceğim diye kamerada canın çıkıyor ya. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Seni ilgilendirmiyor. Beni ne demek ilgilendirmiyor? Burası bir tarz yarışması. Tamam. Ben senin bu hallerini görmekten çok sıkıldım. Ben senin üstüne artık tarz bir şeyler görmek istiyorum. Ben de seni görmekten sıkıldım. Ben senin üstünü yorumlayamıyorum bile. Ben de seni görmekten sıkıldım. Bile. Bu kadar. Yorumlama zaten. Evet Duygu. Özel bir akşam diyorsun, tırnaklarında oje yok. Takın yok. Bu arada bir şey daha soracağım. Egonu tatmin edebildin mi? Neyi? Egonu tatmin edebildin mi? Ego mu? Evet. Biz arkada konuşmuştuk hani ben dans edemeyeceğim dedim Eurovision gecesinde. Keşke benim süremi azalsalar dedim. Sen de bana dedin ki keşke dedin benim süremi daha çok verseler de daha çok kameranın önünde çıksa. Bunu ben dedin. Artı şunu da dedin. Ben dedim ki ben dans edemiyorum dedim. Rezil olacağımı hiç dans etmeyeyim yürüyeyim geleyim dedim. Ha. Sen de dedin ki ben buraya egomu tatmin etmeye geldim sadece dedin. Öyle ben mi? Dedim ki ben burayı tarz olarak biliyorum dedim. Aynen bu kelimeyi de kullandım. Arkadaki iki arkadaşa da sorabiliriz. Onlar da duydu. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Herkesin açıklarını burada söyleme. Ben senin açıklarını söylersen burada rezil olursun. Yürüyüşünü ilk baş düzelt. Millete laf söyleyeceğine. Artı bir şey daha söyleyeyim. Bu özgüvenimden kaynaklanıyor. Benim iki ayağımda da yanık var ve 10 metre. Tamam, bitti mi? Şimdi ben sana cevap vereyim evet, mi güzel?
Tamam mı? Benim egomu tatmin etmem için size ihtiyacım yok, bu bir. İkincisi kameralara ise, ihtiyacım var zaten. İkincisi, bize ihtiyacın yok. Bak, lafımın üstüne laf söyleme. İkincisi ise nasıl davranacağım, nasıl yürüyeceğim, nasıl edeceğimi sizlerden öğrenecek değilim. Kakılmış gibi yürüyorsun. Bana artık ne? Ayrıca şu da var. Nasıl istediğini yürüyorum? Söyle. Hatta söylemekten çekinme. Gelmiyor. Çünkü ben burada ağlayıp zırlayıp veya stüdyoyu terk edecek kadar zayıf bir karakter değilim. Evet Ecem. Hayırdır? Böyle bir haller gelmiş sana. Çok mu çalıştın ayna karşısında? Yok ya, ben artık böyle olacağım. Böyle olmak gerekiyormuş. Sen de çok kötü duruyor, söyleyeyim de. Ne? Sana bak, kötü duruyor, kötü. Duymuyorum. Kötü duruyor sende her konuş. Şey. Sesin çıkmıyor. Bence beni herkes duyuyor. Kulaklarını aç, iyi dinle. Çok emanet duruyor sende her şey. Tamam mı? Hı hı. Biraz da benden alıyorsun ama çok çirkin duruyor sende. Sana bakınca da dekolteden nefret ediyorum. Şu kombini burada herhangi biri giyse gerçekten neden çok beğenirdim. Neden sen aynı dekolteleri veremediğin için? Evet İdil. Bugün buraya yansımadı ama muhtemelen yansıyacak. Sözümü bitireyim. Kavga etmek değil amacım, sadece anlatmak. Bir olay yaşadık ve ben ilk defa bu duygusal yaşadığım olay dışında kuliste ağladım. Neden? Gerçekten ben çok güçlü bir yapıdayım ve kolay kolay ağlamam. Ama artık öyle bir raddeye geldim ki çıldırdım. Aygün programı izliyorduk. O itme mevzusu var diye hiç girmeyeceğim. Şimdi sana ben seni orada itmedim, burada bir itersem itmek nasıl olur görürsün dedi. Ve ben gerçekten o kadar sinirlendim ki arkadaşım, elim ayağım titredi, duramadım yani. Attım kendimi dışarı, sonra yapımcımız geldi. Peki bir hafta sonra nereden çıktı bu konu? Programı konuşacak izliyorduk. Konuşacak konusu kalmadı çünkü. Programı izliyorduk, yani öyle konu açıldı. Sonra yapımcımız geldi, neyse bizi dedi ki özür dileyin, kötü sözleriniz için barışın. Özür diledim, özür diledi ve giderken tekrar bana işte ağzıma alamayacağım bir laf söyleyip gitti. Onun huyu şöyle yapıyor. Lafı sokuyor. Bu görüntüler elimizde var zaten. Birazdan izleyeceğiz hep beraber. Bunun üzerine yorum da yapabileceğiz. Ben orada yapmadığım bir şeyden dolayı suçlandım. Sırf burada gerçekten saygısızlık olmasın diye üstüne konuşmadım. Ama itmediğim halde sadece geçmeye çalışırken omuzum çarptı. Ayağım kaydı ve hani dengemi sağlamak adına elimi havaya kaldırdım. Kamera sırf bunu görmedi diye ben orada itmiş gibi görüldüm. O gün sustum ama gerçekten bundan çok rahatsız oldum. O konuyu açık getirmiştik zaten. Söyleme ihtiyacını da duyuyorum, tıpkı diğerlerinin söz hakkı olduğu gibi. Bundan rahatsız oluyorsanız yapabileceğim bir şey yok. Şimdiye kadar ben rahatsız oldum, biraz da siz rahatsız olun. Peki izleyelim. Ben itmedim, ben kendim burada yanlışlıkla çarptım. Gel aynısını bir daha. Gel. Tamam, tam sana yükselt. Ben sana olanı gösteriyorum. Gel bana. Şimdi gerçekten. Gel bana. Bak şimdi. Tamam, yap. Gelirken böyle yanlışlıkla çarptım. Sonra dengemi kaybettim ve elimi böyle. Ben şimdi sana olanı söyleyeyim. Ben şimdi sana olanı söyleyeyim. Gel buraya. Sen gelirken bana elini buraya koy. Elini buraya koy, gel bana öyle doğru. Gel bana doğru. Geldim. Elini böyle yapıyorsun, kamera buradan aldığı için görmüyor. Ben de senin elini itiyorum. Bak işte böyle bir şey olmadı. Ben yanlışlıkla çarptım. Hakikaten bir şey ya. Ya. Burada yeter bu şey işte ya. Öf. Gözlerimle görüyorum. Ben etmiyorum zaten, bir de burada çarptım. Biliyorum çünkü komiksin. Siz de aynı haksız ol. Burayı yarın bir gün ben elinirsem çünkü süre size gelecek. Siz de aynısını yaşayın, görün. Tamam mı? Göz göre göre kandırıyor. Ben azıcık davranıyorum. İfadeni değiştir. Yüz ifadeni değiştir. Bir daha yüz özür diler. Yapmacık davranamıyorum işte. Kötü kullandığım kelimeler için özür dilerim. Kendinize çekip düzen verin. Düzgün tartışın. Bunu yaptığınız anda kim olursa olsun elenir. Oraya çıkmadan diskalifiye olursunuz. Evet peki. Ne söylemek istersin İdil? Yani o konuya zaten açıklık getirmiştik itme konusuna. Bülent Hanım gibi bir otorite bile bunu açıklık getirdi. Tekrar konuşmayacağım. Herkes neyin ne olduğunu gördü. İyi ki konuşmadım. Sadece senin yapmak istediğini bütün seyircilerimize anlatıyorum. Bizi yanlış tanımayın. Biz kavga ediyoruz da anlaşmadığımız insanlar da var. Ama sen insanları minik minik fitliyorsun.
sonra geri adım atıp onlar sana saldırmış gibi gösteriyorsun. Bu ne böyle değil. Hayır. İnsanların senin üstüne gelmesini sen sağlıyorsun. Geliyorsun, laf sokuyorsun, bir şey söylüyorsun, kaçıyorsun ve o sana saldırmış gibi gösteriyorsun. Hadi bakalım. Aygün, ben böyle konuşacağım seninle çünkü sen hiç anlamadın beni. Yani. Hiçbir şey anlamadım yani. Neden böyle konuşuyorsun bilmiyorum vallahi. Benim Türkçem çok kötü biliyorsun. Biliyorum ama seni hiç anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Ya Koko ya harikasın. Ya benim için Türkçe çok zor ama seni gerçekten hiçbir şey anlamadım. Hiç sıfır yani. Tamam başlayacağım. Elbise yani stil o kadar kötü değil. Ama bu renk hiç yakışmamış biraz sana. Biraz daha yanmam gerekiyordu evet, değil mi? Biraz evet biraz. Solaryuma girmeyi düşündüm. Evet. Ama elbisen stil mi? The style haber. Beğendim. The style. Ne? Sen dedin ya beyazsın diye. Solaryuma girmeyi düşünüyorum. Aa düşünüyor musun? Hayır düşündüm dedim. Düşünüyorum demedim, düşündüm dedim. Bana da peki. Düşünüyorum i̇şte gibi geldi. Anlamıyorum o herhalde. Düşünüyorum dedin Aygün. Öyle mi söylediğin dedim? Bir tane kelimenin çıkmış. Arkasında dur. Yanlış çıkmış. Yanlış falan çıkmadı. Biz burada salak değiliz. Artık ben bunu, yanlış bunu söyledim. Kes bak. Bu oyundan vazgeçmen lazım. Yapma lütfen. Ya bir şey söylüyorsan söyle, söylemiyorsan söylemiyorsun. Yani girmeyi düşünüyorum dedim. Bu çok da büyük bir laf değil ama bazı şeyleri fark et. Hepimiz yanlış mı duyduk seni? Tamam ben yanlış söyledim olabilir. Olabilir siz hiç yanlış bir şey söylemediniz. Hayır yanlış söyledin. Yanlış söyledin bir de yanlış olabilir. Mimik mi yaptın? Olabilir. Bir de saçını attın. Hayır saçını yani attın. Bak sen yanlış bir şey söylemiş olabilirsin. Sen ama sen karşındakine hayır sen ben öyle bir şey dakika. Söylemedim diyemezsin. Ebru'cum. Farkına vardın ve şimdi ha, demek istedim. Ebru'cum bir dakika sus. Sen bir defa kimsin? 40 yılda kendini Ebru ispatlamış. Türkçesiyle, konuşmasıyla öyle birine siz hiç yanlış yapmadınız diyecek. Kimsin sen? İnsanlık ayol kimsin sen anlamında. Ya? Sen kimsin? Senin adın olsa ne olur? Yanlış anlaşılıyorum. Hayır yanlış anlaşılmıyorsun. Söylüyorsun çünkü hepsine aynı şeyi yapıyorsun. Niye cevap vermiyorsun? Çünkü ortalık karıştırıyorsun. O yüzden de kızların tahammül eşiği düşük. Laf söylüyorsun. Ortalık karıştırıyorsun, ondan sonra o ne oluyor? Ama onlar bak, yapmıyorlar mı ama buraya bak, ben hayatımda senin kadar zevksiz. Başladığın günden beri. Senin kadar sadece kavga ile kendini ortaya koymaya kalkan ne bir kız ne bir kadın gördüm. Bir defa bu elbiseyi giymek senin ne haddini? Ne demek lan? Ya ne haddini? Kim verdi de bu elbiseyi giydin kızım? Kimse vermedi. O saçların hele çatal 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 berber görmemiş gibi. Bu modelden sonra böyle hayatında oldu. Berber görmemiş gibi uçları çatal çatal oturup kendini bir şey zannediyorsun. Bir de utanmadan hem jüriye ki burada herkes kendini ispatlamış insanlar. Sen daha birinci derecede değil merdivenin altında bile değilsin. Bir de Ebru Hanım'a diyorsun ki sen hiç hata yapmıyor musun konuşurken diyorsun. Sana söylenecek laf yok. Sana söylenecek laf yok ne giyimine ne konuşmana söylenecek laf yok. Sakın bana da cevap vermeye kalkma. Sana bu müsaadeyi katiyen vermiyorum. Ama veriyor zaten. Yani tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Hiç sinirlerinizi bozmaya gerek yok Cemil yani Bey. Çok... Hiç gerçekten. Ya gerçekten. Üniversite bitirme tezi ya. Gerçekten ya. İncelenmesi gerekiyor üniversite ya. Üniversite bitirme tezi. Hatasız bir insan olmaz. Herkes de hata yapabilir. Herkes yanlış da konuşabilir. Kimse mükemmel değildir. Ebru'cum zaten hatasını yüzüne vurmadık. Hatasını kabullenmeyişini evet, biz... Ben, konuştuk. Yani ben emin aynen değilim. Öyle. Sen duyduğun hata için... da yaptım. Özür dilerim demek de başka bir şey. Neyse önemli değil. Peki ben gerçekten bu konuda fazla muhatap olmayacağım kendisine. Yani ben gerçekten hayır, kıyafetiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yok yok hayır, sen özür konuşma. Dilerim o konuda ama... Benden ne olur bir şey dileme. Hayır. Aygün ben sadece kendimi gerek ifade yani. Etmek istedim. Yanlış anlaşılmasın. Hı-hı. Ben size bir şey söylemedim. Çünkü tamam. Yanlış anlaşılıyor ben sustuğum zaman. Ben sadece kendi içimdeki kafa sesimdeki düşüncenin farklı olduğunu anladım. Söylemek istedim. Aygüncüm sen, asla hepimiz, sen çok akıllısın. Şey biz söylemem. Burada hepimiz senin zeka seviyenden daha aşağıda olduğumuz için anlayamıyoruz. Hayır. Estağfurullah. Yani muhtemelen problem bu çünkü başka bir problem şey. Göremiyorum ben. Hayır asla böyle bir şey tamam, söz peki. Konusu değil. Neyse. Ben
sadece kendimi ifade etmek istedim. Ağzımdan yanlış çıkmış olabilir ama düzeltmek yine benim elimde. O yüzden söylemek istedim. Evet, size anladım. Bazı şeyler söz ağızdan bazen bir kere çıkar, geri dönüşü de olmaz ne yazık ki. Evet Umut. Maalesef ki yine elbisesi hakkında konuşamıyoruz. Elbise hakkında konuş. Hayır, ben senden şunu diyeceğim. Hayır, bir dakika. Hayır, şunu söyleyeceğim elbisesiyle ilgili yalnızca. Ben dün dedim bunu galiba. Ne olur ünlü markaların taklidi bir ürünle buraya gelmeyin. Şimdi moda bilmemizi eleştiriyorsunuz ya. Moda bilmek bu işe yarıyor. Çakmayı görüyoruz biz şu anda. Onun üzerindeki elbise çok ünlü bir markanın çakmasının. Bir de gülüyorsun ya. Bir de o ayakkabı. Hayır bak nefis ya. Abi acayip. Hayır bir de ayakkabı ya. Nefisin bak seni gerçekten. Hayır ayakkabıya laf etti. Önünde saygıyla eğiliyorum ya. Böyle bir insan modeliyle. Çikolata kağıdı gibi. Yaş 35. Hayır çikolata kağıdından ayakkabı yapmışsın. Yok 35 falan değil. Benim yaşım 35. İlk defa tanışıyorum. Sindirelli olmaya kalkıyorsun ama. Bu çikolata kağıdı. Baksana yok. O ayakkabı sana büyük. O ayakkabı sana 2 numara büyük. Senin 1.70 boyunun ayak numarası kaç acaba? Efendim? 1.70 boyunun ayak numarası kaç? Ben 1.70 değilim ki yanlış yazmışlar. Ne yazıyor burada? Yanlış yazmışlar. Ben mi yazdım? Sen bunu 1.70 dedin ya. Geçen kim boyuyla ilgili söyledi de? 1.70'im evet ne var dedi. İdil söyledi. 1.70'im dedin. Tamam. Ağzımdan yanlış çıkmış. Yani Aygün'ü biraz yanlışlarıyla kabul etmemiz Hayır, gerekiyor. Esasında, biz olgunluk gösterelim. Esasında size bir şey söyleyeyim mi? Özür dilemek kelimesi çok kâfi değil. Kendi bir özür zaten. Peki. Tamam şimdi biz burada gerçekten başka bir yarışma şekli olsaydı bunu tartışıyor olurduk. Biz onun bazı hatalarını... Mi? Yok. Düzeltmesi Hayır. için ona yardımcı olmaya çalışacağız. Yapmamız gereken şey bu. Ama işte çünkü ben, gerçekten biz ondan... Arkadaşlarına yaptığını bize de yapıyor. Sinirleri aynı için. Şey yapıyor. Bunu yemiyoruz. Onun için de sen güm güm diye bugün de gir gene aşağı. Umut, Koko. Hayır, Taş diyeyim. Aşağıda. Aşağıda. Benim yine burada. En aşağıda. Evet, Taş değilsin Aygün. Pekala, öyküyle devam ediyoruz. Ayakkabıların çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Çok severim böyle ayakkabıları. Rahat mısın? Çok değil. Yani birkaç saattir ayakta olduğum için çok rahat değilim. Ayakta olan benim, sen oturuyorsun. Ama evet. Oturdukça da... Onun için ayakkabılarımı değiştirdim. Neyse, peki. Nereye gidiyorsun bu enteresan elbisenle? Teyvem güzellik merkezi açtı. Hem açılışta yani ona yardım edeceğim. Hem gelenleri karşılayacağım. Hem de açılışına gidiyorum. Peki saçını kurdele mi yaptın? Evet. Ne yaptın? Çok tatlı olmuş. Değişik bir şey deneyelim dedik. Evet. Çok şeker. Peki açılışa gidiyorsun ve işte son yarışmacı Öykü. Evet Serpil. Öyküm ayakkabıların yakıyor ortalığı. Çok güzel. Çok beğendim. Elbisen de güzel olmuş. Güzel taşımışsın. Yakışmış da. Saçların da çok güzel olmuş. Evet. Beğendim ben seni ya bugün. Güzel olmuşsun. Ecem. Öykü. Keşke üzerindeki o kadınların ruj ve ojelerinden kullanıp biraz kendini tamamlasaydın. Ne? Böyle çok renksiz görünüyorsun. Hı. Ama elbise çok hoşuma gitti. Ama eksik yani bir şeyler eksik olmuş. Peki bakalım jüri ne der bu duruma? Bekliyoruz seni. Ya elbisenin hatalarından artık konuşmaktan da bir yandan sıkıldım. Yani ön boyun kısmı yanlış. Kızma diyorum. Kız alsan da kız, artık hiç umurumda değil. Üzülürseniz de üzülün. Hani bugün gerçekten hani bir haftadır belki de ilk günlere geri döneceğim ama hakikaten kilolu gözüküyorsun. Ve elbisenin bence askılarından dolayı. Aynı zamanda o da jalse bir kumaş. Baskılı jalse. Fluyok baskı. Yani... Tam diz kapaklarında duruyor. Onun tam vücudunu takip edip salması gerekiyor. Öyle yani.
kötü. Kovunda hiçbir şey yok ki elbise o kadar müsait ki aksesuara, tam tersine. Yani çok rahat aksesuar kullanılacak bir elbise. Bu kadar desenli, renkli bir elbise de takılabilir mi? Tabii ki. Yani kemik takılar kullanılabilir. Şöyle bilezik. Bir tanesi kare olur, bir tanesi yuvarlak olur. Atıyorum yani şu an. Kesinlikle küpe kullanılacak bir elbise yine. Ama dediğim gibi elbisenin baskısı güzel gibi gözüküyor ama aslında çok güzel değil çünkü kare kare geliyor. Bak arada kesiyor fotoğraflar birbirine. Elbisenin baskısı arkadan çok güzel. Arkanın bakayım arkasına. Bak ha, arkadan evet. Çok güzel. Evet. Bir el detayı, bir dudak farklılaşıyor. Peki sana bir şey diyeceğim. Önde tekrar ediyor baskı. Öndeki yaka, şey öndeki kısım, evet. Şey, arkadaki kısım önde olsa. Kesinlikle. Evet. Daha çok güzel. Bak senin yakan o mesela. Aynen. Kare. Yanlış mı giydin mi? Yanlış. Belki de biliyor musun? Belki de. Keşke öyle giyseydin. Keşke öyle giyseydin. Ya önde o mor dudağın iki kere tekrarlaması çok kötü olmuş ya. Ha, o ha üst üste. Ha. Ya ona bile takılmaya gerek yok aslında. Yok yani çok... arkadan hiç öyle bir şey yok. Tekrar evet. Yok ve çok güzel duruyor. Ya bu arada çok güzel bir elbise. Yani baskısı vesairesi. İyi gidiyorsun. Doğru yoldasın. En azından doğru şeyler seçmeye başladın. Şimdi öbür tarafa geçiyorsun. Başka şeyler öğrenmeye başlıyorsun. Ama elbisenin boyu aklında olsun. Diz kapağında elbise boyu yok biraz yani. Daha sarsa öyle olacak zaten. Evet, bir arkadan şöyle bir kıstır evet. Belki daha zayıf olsam hani daha çok. Hayır, iyi. Arkadan biraz daralt. Bu arada sen çok kilolu değilsin. Bazı şeyler seni çok kilolu gösteriyor. Böyle olmuş. Bu kadar desenli bir elbise, uzadıkça eğer böyle kocaman bir yırtmacı açmazsan üstün askısı evet. Da ince olmazsa facia olur. Evet. Çünkü çok büyük desen. Ben bu elbiseyi tercih ederdim. Mini yap bakayım. Mini. Ha şurada bir mini. Çok şeker olsaydı bak. Çok daha şeker oldu. Evet. Elbise oldu. Bir de şu askısı biraz kolun evet. İçine sok. Ya kolum yani kalın, siz de öyle söylemiştiniz. Oyuk, hani kollu kullanın şuradan diye. Oyuk olması lazımdı. Hayır işte bak kol. Biraz sok onu. Bak. Ha bak. Biraz daha ince olsaydı. Şöyle çok gerek güzel. Değil mi? Daha... Evet abi. Sence nasıl koku? Ben çok fazla sevmedim maalesef. Bir tek ayakkabılar sevdim. Elbisenin kumaş sevmedim. Bir de o dantel sevmedim. Ve saçların tam Wilma Flintstone gibi. Biliyor musun kim? Wilma Flintstone. Ama hala inanıyorum sana. Bekliyorum. Bu güzel bir sözdü ama. Sibel'cim. Ben arkadan bayıldım elbisenin baskısına. Yani onu seçmek iyi bir göz. Ayakkabın keza öyle. Arkadaki lacivert detayı çok çok güzel olmuş. Takı takma işim benim gözüme batmadı. Gerçekten çok renkli ve çok baskılı bir şey. Böyle mini haliyle çok güzel oldu. çok düzgün bacaklarım var. Çok güzel bacaklarım var. Gerçekten kıymetini bil ve göster. Peki tarz mı değil mi? Bir düşündü Umut, bir kaşındı. Ya düşündüm çünkü bazen de ben genelde ülkeye çok fazla taz vermiyorum. Ama yaklaşıyor yani diğerlerine de baktığım zaman bugün veriyorum sana. Teşekkür ederim. Teşvik tarzı. Moral olsun diye. Koko. İnanıyorum yapacaksın ama bugün tarz değilsin. Ben de yani çok iyi gittiğini görüyorum ama maalesef daha yakalayamadın. Tarz değil diyorum ama gidiyorsun. İnşallah yakalarsın. İnşallah. İpin ucunu tuttuğunu düşünüyorum. Tarz. Teşekkür ederim. Bir tane ele kaçırdın. Üzgünüm. Bu günün, bu olaylı günün son yarışmacısını da izledik. Ve acaba bugün kimler yıldız aldı arkadaşlar? Hemen görmek istiyoruz. Evet, bu kadar evet olaylı bir günün sonunda 4 kişinin yıldızıyla sizlere bay bay demek istiyoruz. Ve yarın yine aynı saatte sizinle olacağız. Bu arada sizler hayatın akışına kapılıp kendinize vakit ayırmayı ve bizi izlemeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın. Tutmadım hesabını. Saçma soruları kaç oldu, tutmadım ki. Bir düşündüm de şöyle, öpmeyin yanımdan birim. İnan ki çok oldu. Ah cici kız, cicili bicili gelince sen kendini bir şeyim sandın. Ah cici kız, cici
Terk ederek yanlış bir hareket yaptım. Kulise geçip düşündüğümde jüriye karşı saygısızlık ettiğimi düşündüğüm için tekrar geri döndüm. Ve herkesten ayrı ayrı özür diledim. Yani Aygün'le ilgili pek bir şey söylemek istemiyorum. Her şey ortada. Ben yine burada olmaya devam edeceğim. Çizgimi ve kendimi bozmayacağım. Bütün arkadaşlarım benim üstüme oynamaya çalışıyorlar. Beni kötü yansıtmaya çalışıyorlar. Ama herkes biliyor ki görünen köy kılavuz istemez. Yani insanın içi neyse dışı da birdir. Ben hani eğer rol yapsam bir yere kadar rol yapabilirim ama rol yapmıyorum. Zaten beni izleyenler de benim de kişiliğimi de karakterimi de çok iyi biliyorlar. Buradan tüm sevenlerime, sevgilerime yolluyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.